ki toplumda ciddi bir infial oldu. Ama ben inanıyorum ki, öyle hissediyorum, biz çok daha fazla üzüldük. Ama üzülmek bir şeyi değiştirmiyor. Yapmamız gereken, ülkede yaşanan bu krizi, bu krizden ders almak ve bir şekilde bunu pozitif bir yola sokarak eksiklerimizi, yasal boşluklarımızı, tüzüklerimizi, çağdaş dünyaya nasıl uyum sağlayacağımızı yeniden düşünmek, kendimize birazcık çekidüzen vermek, ne eksiğimiz vardır, nerede hata yapıyoruz veya var mıdır eksiklerimiz, aslında bunları düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün dünya istemli gebelik sonlandırılmasında tıbbi teknikleri konuşuyor, kadın haklarını konuşuyor, süreyi konuşuyor. Biz de bunları konuşmak zorundayız. Evet, bir mevzuatımız var. İki yerde geçiyor bu konuyla ilgili KKTC mevzuatında konu. Bir tanesi bizim Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tıp meslek ve ahlak tüzüğünde ve ceza yasasında fasıl 154 sanırım, 169A. Ceza yasasındaki fasıl da aslında Türk Tabipleri Birliği yasasına veya tüzüğüne atıf yapıyor. Ama o kadar ilginçtir ki, biz bu olayı yaşadıktan sonra bunu da öğrendik. Ceza yasasındaki maddelerle Tabipler Birliği yasasındaki maddeler çakışıyor, çelişiyor. Süre anlamında değil ama eşlerden alınacak izin konusunda örneğin çelişiyor. Ki bunun da biz aslında bir çeşit eksiğimiz olduğunu ve düzeltmemiz gereken, bunları uyumlandırmamız gereken bir konu olduğunu gündemimize aldık. İnanıyorum ki bu akşam da bu konular gündeme gelecektir. Değerli hocalarımız da bu konuda mutlaka bir şeyler söyleyeceklerdir. Ve evet, krizden yine almamız gereken çok önemli başka bir ders. Bu ülkede hep sürekli gündeme getirdiğimiz denetim eksikliği. Yasal boşluklarımız var, bunu biliyoruz. 2012'de geçen özel hastaneler yasasının maalesef tüzükleri şu ana kadar tam olarak tamamlanmamıştır. Bundan dolayı denetimleri istediğimiz şekilde sağlıklı yapamıyoruz. Yasal anlamda denetim yapmak zorundayız. Otomasyon anlamında, kayıt kuyut anlamında denetim yapmak zorundayız. Ve kalite kontrol anlamında denetim yapmak zorundayız. Eğer bunu yaparsak, biz hekimler olarak da çok daha kaliteli ortamlarda çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Ve elbette ki hastaya vereceğimiz hizmet de o oranda kaliteli ve güvenli olacaktır. Bu konuda bizi yine çok üzen başka bir, bu yaşanan münferit olay konusunda, ki şunun altını da çizeyim, biz bu akşam bu olayı konuşmayacağız aslında. Yani belki ben şimdi bir şeyler söylüyorum çünkü sizleri bulduğum zaman biraz içimi dökmek istedim, belki de ondan dolayı bunu söylüyorum. Ama biz bu akşam konuyu tamamen tıp etik boyutunda, adli tıp boyutunda, yani bilimsel çerçevede değerlendireceğiz. Neydi bizi yine çok üzen diğer konu? Özellikle yurt dışında öyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ki sanki bu ülkede bütün hekimler gayri yasal bir şekilde iş yapıyor veya bu ülkede birçok klinik gayri yasaldır. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bu ülkede yıllardır yüzlerce hekim namusuyla, alın teriyle, tıbbi değerleriyle, deontolojik değerleriyle hizmet veriyor ve biz bu anlamda çok iddialıyız. Bu tür algı yanılmalarını asla ve de asla kabul etmiyoruz. Bunun karşısında dimdik ayaktayız, el eleyiz ve beraberiz. Bu mesajı vermemiz de çok önemlidir. Bu akşamın organize olmasında, bu akşamki organizasyon bir Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonudur arkadaşlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nahide Gökçura bu gecenin düzenlenmesinin fikir babasıdır. Çok ciddi katkı koymuştur. Hocalarımızı organize etmiştir. Ben kendisine özellikle duyarlılığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Panelin moderatörlüğünü de kendisi yapacaktır. Ve yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden çok değerli bir hocamız var. Mehmet Akif İnanıcı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine aynı üniversitenin tıp tarihi ve tıbbi etik bölümünden
Doçent Doktor Gürkan Sert, siz de hoş geldiniz. Biz bu hocalarımızla önce onlardan bir genel çerçevede bir bilgi alacağız. Ama sonrasında da burada bir tıpçımız Sayın İdris Deniz var. Yine Çetin Bey var, o da mutlaka buraları biliyordur. Ve de Tabipler Birliği hukukçusu Fevzi Hansel var. Onlara da söz vereceğiz ki konuyu daha geniş bir çerçevede ele alabilelim. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güzel bir akşam olmasını diliyorum. Değerli öğretmenleri ve hekim arkadaşlarım, bu güzel fırsatı birlikte paylaşacağız. Üniversitelerin bir görevi de güncel çağdaş sağlık sorunlarına bilimin ışığı altında çözüm üretebilmektir. Biz bu nedenle buradayız. Bilimin ışığı altında güncel sorunlara çözüm üretebilmek için yapılacak olan koruyucu hekimlik hizmetlerini planlamak, halkı ve gerekli kişileri bu konuda bilgilendirmek bir bilgilendirme toplantısıdır. Bilgilendirerek mevcut olan boşlukları, yasaları düzenleme konusunda uyarmak, yani her şerden bir hayır çıkarmak ve sonuçta bu toplantının sonucunda çıkacak olan bilgilendirmeyle, gönül rahatlığıyla Filiz Hanım'ın da biraz önce bahsettiği gibi bütün hekimler 2-3 kişinin yaptığı yasa dışı yüz kızartıcı işlemlerle suçlanması ile karalanamazlar. Bunu hak etmiyor hani Kıbrıs hiçbir hekim grubu. Bunu kabul edemiyor. Bugün çok değerli iki tane öğretim üyemiz İstemli Düşe hukuksal ve etik yaklaşımı bizimle paylaşacaklar. Bizi aydınlatacaklar. Ayrıntılı olarak İstemli Düşük nedir? Uterus dışında çıkınca yaşama yeteneğini kazanmamış tahliyelere istemli düşük diyoruz ve bu istemli düşükte de hukuksal ve etik yaklaşımı konuşacağız. Biliyorsunuz bütün hekimler Hipokrat yeminini söyleyerek, yemin ederek hekim oluyorlar ve bu arada da o şeylerden biri, kurallardan biri, insan hayatına ana karnına düştüğü andan itibaren saygı göstereceği konusundaki yeminle hekimlik hayatına başlıyorlar. Biz bunu vurgulamak istiyoruz ve bütün hekimlerimizin buna ve öğrencilerimizin de tabii saygıyla, onurla bu yemine bağlı kalacaklarını, kalmaları gerektiğini vurgulamak istiyoruz. İki tane kıymetli öğretim üyemiz, Mehmet Akif İnancı hocamız, İstanbul Tıp mezunu. Daha sonra Adli Tıp Kurum Başkanlığı yapmış ve ihtisas yapmış. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde de adli tıp uzmanlığı yapmış ve daha sonra da 91 ve 93 yılından sonra, 93 yılından bu yana da Marmara Üniversitesi'nde yardımcı doçent. 2001'de doçent olarak çalışmaya başlamış. 2001'e kadar doçent olarak, 2001'den şu bugüne kadar da profesör olarak görev yapmıştır. Şu anda ana bilim dalı başkanıdır. Birçok toplantıda, kurumda komisyon üyeliği vardır ve birçok yayını vardır. Bize Mehmet Akif İnancı hocam bebek ölümlerinde ya da istemli düşükte adli tıp yaklaşımını anlatacaklardır.
Hürkan Sert hocamız ise çok ilginç, hani bir etik doçentidir ama hukuk fakültesinden yüksek lisans almıştır. Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi deontoloji bölümündendir. Çok ender bulunuyor herhalde hocam, değil mi? Hukukçu olup yok. Teksiniz. Evet. O nedenle onu tercih etmek istedim. Hukuk şapkası da çok güçlü bir etikçi hocamız ve 2013'ten beri doçent olarak tıp tarihi ve etik bölümünde bizim Doğu Akdeniz Marmara Üniversitesi ortak programımızda ders veren iki tane öğretim üyemiz. Onların sizi çok gerçek sorunlarınıza da yanıt bulacak bilgilendirme yapacağına inancım sonsuzdur. Akif hocam, buyurunuz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben ilk defa Kıbrıs'a ayak bastım bugün. 52 yaşındayım ama ilk defa geldim. Çok da beğendim. Sağ olsun. Bu Akdeniz'e arkadaşlar biraz dolaştırdılar. Sonunda denizi görünce adada olduğumu anladım tabii ki. Çok da güzel. Esasında ilk de yapmamışım. Bu kadar geç kalmışım. Efendim, ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle Kıbrıs Tabipler Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne, Sayın Başkan'a, Sayın Dekan'ıma sizlerle birlikte olma şansı verdiği için. Esasında istemli düşükler konu başlığımız, etik ya da yasal şey ama ben de düşük ve adi tıp boyutu diye yazdım. Çünkü bir takım terminolojileri hani en başından başlayarak sonradan aynı bakış açısıyla olsun diye şöyle terminolojiyle başlayacağım. Belki anlatacağım birçok şeyi şu anda hepimiz biliyoruz ama biraz sonra sizlerle birlikte paylaşıp ve tartıştığımız zaman daha da açıklığa kavuşacak diye düşünüyorum. Esasında hani düşük deyince şurada gördüğünüz alt başlıklar işte. Düşük tehdidi, kaçınılmaz düşük, tam olmayan düşük, gizli düşük, alışılmış düşük ya da septik düşük diye bir takım şeyler var, tanımlar var. Hani açıp baktığımızda düşük dediğimizde yaşama kabiliyeti kazanmamış bir gebeliğin sonlanması ya da sonlandırılması şeklinde tanımlanıyor. Ancak terapötik düşükte bu biraz daha yaşama kabiliyeti değil. Eğer gerçekten terapötik düşükte neredeyse şeyin gebeliğin sonuna kadar bu süre devam edebiliyor ve sonlandırılabiliyor. Onu sırası geldiğinde konuşacağız. Düşük tehdidi ya da kaçınılmaz düşük dendiğinde hani semptomların ortaya çıktığı ancak işte düşüğün oluşmadığı ancak semptomlar şiddetli olarak ortaya çıkıp ondan sonra düşük meydana geldiğinde ise kaçınılmaz düşükten bahsedilir. Tam olmayan düşük esasında ya da eksik düşük diye de zaman zaman görebilirsiniz. Bir takım gebelik materyallerinin rahimde kaldığı, uteruste kaldığı düşükten bahsediliyor. Gizli düşük dendiğinde fötüsün ya da embriyonun uterusun içinde ölmesinden bahsedilir. Alışılmış düşük ya da tekrarlayan düşükler dendiğimizde arka arkaya üç ayrı gebeliğin sonlanması şeklinde tanımlanıyor. Septik düşük de artık bu şeyde daha fazla kriminal düşük dediğimiz olaylarda işin içine enfeksiyon girip o olayın içine sepsis karıştığında septik düşük olarak tanımlanmakta. Düşük böyle tanımlanırken hani tipleri acaba nelerdir diye baktığımızda esasında doğal olarak sonlanırsa bir gebelik spontan düşüklerden bahsediliyor ki biraz sonra nedenlerinden bahsedeceğim. Sonra İstemli düşük ya da terapötik düşük dediğimiz, yani kanunun izin verdiği ölçüde kişinin ya da vasisinin rızasıyla yapılan düşüklere istemli düşükler tedavi amaçlı ki bu annenin ya da çocuğun sağlığında ciddi zararı olduğunda terapötik düşükler kavramı ortaya çıkıyor ve en sonda artık yasa olmayan düşükler ya da kriminal düşükler dediğimiz işin içine suçun da girdiği işte bu işte 10 hafta 20 hafta gibi bir takım kavramlar var. Onun dışına çıkıldığında artık kriminal düşüklerden ya da yasa olmayan düşüklerden bahsediyoruz. Şimdi spontan düşük yani doğal düşük. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Bir takım rahatsızlıklar var. Nedenleri bunlar. Hepsini tek tek okumayacağım ama
Bu nedenlerden dolayı bu düşük meydana geliyor artık. Doğal düşükler şeklinde de tanımlanabiliyor. İstemli düşük biraz önce söylediğim kanunun izin verdiği ki Kıbrıs yasasında da 10 hafta kişinin ya da vasisinin ya da evlilerde eşinin de izniyle yapılan düşükler, gebeliğin sonlandırılması. Eğer terapötik düşük dediğimizde gebeliğin devamının kadının, annenin sağlığında ciddi bir takım fiziksel ve ruhsal değişiklikler yapılacaksa ki bunun nedenleri mesela bizim ülkemizde biraz sonra Gürkan Bey açacak. Bu, alt alta bunun hepsinin ayrı bir şeyi var, nedenleri var ve o şeyin içine, o tablonun içine girmesi gerekiyor. Yine çocukla ilgili fizik ve çocuğun fizik ve akıl sağlığında ciddi bir bozukluk meydana getirecekse ki biraz önce söyledim esasında bu neredeyse gebeliğin son dönemine kadar gidebiliyor. Bunun bir süresi yok. Cinsel saldırı açısından özellikle Türk Ceza Yasası'na baktığımızda burada bir 20 hafta şeyi var, kavramı var. Eğer 20 hafta dolmamış ise ve bir cinsel saldırı sonunda kadın gebe kaldıysa terapötik düşükler kavramı içine giriyor ki bu zaten kadının ruh sağlığı açısından daha ileride ya da çocuk istismarı kavramı var, çocuğun cinsel istismar kavramı var Türkiye'de. Ruhsal sağlığında herhangi bir bozukluğa neden olmasın düşüncesiyle gerekçesine bakınca kanun bir terapötik düşükten bahsedebiliyoruz. Esasında hani gebelik haftalarına baktığımızda işte 1'den 40-42'ye kadar gidiyor. İlk 2 hafta esasında hani gebelik nasıl hesaplanıyor? Son adet döneminin ilk gününden hesaplanıyor. İlk 2 hafta bir hazırlık dönemi vardır. Kadının onun hazırlık dönemi. 3. haftada fertilizasyon, 4. haftada şeyin yere bu fertilizasyon döneminden sonra embriyonun yerleşmesi, oluşumu ve bir embriyonel dönem ki bu 10. haftanın sonuna kadar sürüyor ki artık 11. haftadan sonra bir fötal dönemden bahsediliyor ki fötal dönemden hani klasik tıbbi kitaplara bakınca 28 haftadan sonra artık anneden bağımsız fötüsün bir yaşam kabiliyetinden bahsediliyor. Ancak tıbbın ilerlemesi son zamanlarda geliştirilen bir takım tıbbi cihazlar işin içine karıştıktan sonra söylenen 20 haftanın üstünde ve 500 gram ise artık o çocuk doğduktan sonra yaşatılmaya çalışılıyor. Bütün girişimler, tıbbi girişimler çocuğa yapılıyor. Bu bazda baktığımızda esasında hani ilk istemli düşük dediğimiz kısım 10 haftanın sonuna kadar olan kısım ki hani 10 hafta niye koymuş TCK yasaları bildiğiniz gibi esasında bir takım ülkelerde 12 hafta bazılarında 8 hafta şeklinde izin var ama bizimki ikisinin ortası 10 hafta ve 10 haftayı şey yaparken de embriyonel dönemin sonu olarak baz alınmış. 20 hafta ve üstü cinsel saldırıda terapötik düşük şeklinde tanımladık. Onu da esasında gördüğünüz gibi artık 20 hafta ve 500 gramın üstünde bir yaşama kabiliyeti gösterebileceği düşüncesiyle bu 20 haftayla sonlandırılmış bizim yasalarımızda. Onun dışında çocuğun ya da annenin fiziksel ve ruhsal sağlığını ciddi şekilde etkiliyorsa terapötik düşük hemen hemen gördüğünüz gibi bu gebelik haftalarının herhangi bir zamanında yapılabilmekte. Kriminal düşükler ki burada gördüğünüz şekilde işte alet, fiziksel, ilaç ya da aspirasyon şeklinde olabiliyor ki kadının kendisinin, annenin kendisinin yapması yanında bunun tam karşısında yetkin olmayan kişiler ya da hekimler tarafından işte biraz önce söylediğim o haftaların dışında bu işlemler yapılırsa artık bir yasal olmayan düşüklerden bahsedilmeye başlanıyor. Şimdi hani adli tıp bir boyutu deyince işin burası biraz daha bizi ilgilendiriyor. Hani bu düşüklerde ne zaman dava konusu oluyor şeklinde bir soru gelirse aklınıza bir kere hani ben girdim gebeliği sonlandırıyorum deyip ondan sonra çıktığında gebelik sonlandırılamamış ise bir dava konusu olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi bir takım canlı doğumlar ki bu fötüsün ileri aylarında olan
bazen yapılan bu işlemden sonra fötüs anneden ayrıldıktan sonra belli bir süre yaşayabiliyor ki böyle bir dava konusu oluyor işte. Bunlar da çeşitli şekilde hekimler dava edilebiliyor. Bu tip olgulardaki şeyin sonunda, sunumun sonunda böyle bir örnek vereceğim. Gebelik ürününün içeride kalması ve boşaltma işleminin tekrarlanması sonucunda bir takım davalar açılabiliyor. Bunun dışında yapılan işlem sonucunda kanama en altta olduğu gibi enfeksiyon ya da infertilite meydana geldiğinde yine bir dava konusu olabilir. Herhangi bir şekilde kullanılan aygıtın bozukluğu neticesinde bir yapılan işlemde bir aksaklık olur ise, boş uterus terimi şöyle, yani gebelik yoksa ya da bir karın içi gebelik var ise, gebeliğin boşaltılması ya da rahmin tahliyesi yapılıyor ise sonradan bir dava konusu oluyor. Uterus yaralanması ki bunu biraz daha şey görüyoruz tabii ki bizim hani dava konularında hani özellikle adli tıptaki gelen davalarda daha çok karşımıza çıkıyor. Uterusun yaralanması ve oluşan bu işte komplikasyon mudur ya da bir hata mıdır diye. Belki şu RH izoimmünizasyonu ben mesela bilmiyorum, diğer adli tıpçı arkadaşlarım karşılaştığımı bilmiyorum ama sonuçta eğer anne baba arasındaki RH pozitif negatif uyumsuzluğunda bunun mesela çok dikkat edilmesi gerekir. Bu şekilde bir davayla ben şimdiye kadar karşılaşmadım. İşin esasında bir dava ve adli tıpın işin içine girdiği olgular bunlar. Biraz önce şey dedim, hani bir takım canlı doğumlar olabilir dava konusu diye söylemiştim ki hani ceza muhakeme kanununda ya da adli tıbbi pratikte yanıtlanması gereken sorular işte bu yeni doğanın canlı doğup doğmadığı, eğer miadında doğup doğmadığı ikinci soru, eğer şeyde değilse miadında doğmadıysa yaşama kabiliyeti gösterip göstermediği ki bu hukuksal açıdan çok etkiliyor verilecek olan cezaları ya da bir sonuncusu da ölüm nedeni, eğer canlı doğduysa ölüm nedeninin saptanması şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Esasında bizim adli tıp uzmanları olarak bu tip şeylerde, olaylarda en fazla ilgilendiğimiz hakikaten öncelikli olarak canlı mı ölü mü doğmuştur. Çünkü ölü doğduktan sonra başka tarafa gidecek, canlı doğduysa başka tarafa gidecektir. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek anlatmayacağım ama sonuçta bunların her birine ayrı ayrı bakıyoruz, canlı mı yoksa ölü mü doğdu diye. Sonra miadında doğup doğmadığı ya da fötüsün kaçıncı ayda olduğu konusunda bir takım kriterlerimiz var. Onları mutlaka irdeliyoruz yaptığımız adli ölüm muayenesi ya da otopsilerimizde ki mesela işte 40, 41, 42. haftada ağırlığı 2550 gram ile 3360 gram arasında ise 28. hafta gördüğünüz gibi 900 ile 1100 gram işte baş topuk mesafesi, baş gluteus mesafesinde farklılıkları görüyorsunuz. Bu şekilde bir değerlendirme yapıyoruz. Ben konuyu böyle bir topladıktan sonra esasında şöyle bir hani konuşmayacağız ama ben bir örnek dosya getirdim size. Bu adli tıp kurumunun bir dosyası. Bunu biraz anlatmak isterim size. Sadık doktorun ifadesine göre bebeğin annesi aşırı kanama şikayetiyle bana geldi diyor. Muayenede plasentanın bir bölümü vajen içerisinden sarkmıştı. Kolumda 3-4 santim kadar açılmıştı. Bir serum taktıktan sonra diyor hani plasentanın dışarıda sarkan kısımlarını çıkarttım. Kolumun açılmasını bekledim diyor. Bebeğin başı oturmadığını bir an önce düşüğü gerçekleştirebilmek için bir şekilde bir aletle, kesici aletle işte başını delerek beynin dışarıya aldığını küçültmek suretiyle de bu işlemi gerçekleştirdiğini şeklinde dosyadan alınan bir ifadesi. Bu şekilde savunuyor kendisini ki yapılan adli ölüm muayenesi ve adli otopside her ikisinde de aşağı yukarı biraz önce o miadında dediğim kriterlerin hepsi aşağı yukarı 7 aylık bir kritere uyuyor. İkisinde de çünkü adli ölüm muayenesi ve adli otopsi farklı yerlerde yapılıyor ve iki farklı kişi tarafından yapılıyor. O 7 aya uyuyor bütün kriterler. Ancak otopsi sırasında kafa bölgesi açıldığında bu saçlı deride ve
kafatasında bir kesileyici aletten, 3 adet birbiriyle birleşik olan bir alet yarısından bahsediliyor. Subdural kanamadan, subarachnoid kanamadan, beyinde bir laserasyondan ve beyin dokusu içinde bir kanamadan bahsediyor. Akciğerlerin şöyle baktığınızda bir karaciğer kıvamında keskin kenarlı diyor. Yani bizim bu biraz önce şeylere bakar iseniz canlı doğum kriterlerinde daha fazla ölü doğuma doğru gidiyor. Yani nefes almadığı şeklinde ama işin kafatası bölümüne baktığınızda da bir takım yaraların da fötüste oluşturulduğunu söylüyorlar. Histopatolojik incelemede çok bir özellik yok. Sadece bir hiperemiden bahsediyorlar. Karaciğerde çok belirgin bir hiperemi var. Diğerlerinde herhangi bir şey yok. Sonuç olarak da esasında bu böbeğin kesileyici alet yaralanmasına bağlı kafatası ve beyin harabiyeti ve kanamasından meydana geldiğini ve 7. ayda olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle bir şey ve tabii ki bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı diyor ki tıbbi zaruret bulunmamasına rağmen 10 haftayı geçen gebeliklerde rahim tahliyesinin 3 uzman doktor tarafından imzalanan tıbbi rapordan sonra gerekip gerekmediği bu olgu için. Bebeğin ana rahminde ölü olup olmadığı ölüm sebebi, bebeğin tahliyeden önce mi sonra mı öldüğü, müdahale etmeden önce ölü ya da sağ ölüp ölmediği şeklinde işte Adli Tıp Kurumu'nun çalışma sisteminde morgun bir üst dairesi, birinci ihtisas kuruludur. Onun içinde Adli Tıp uzmanları yanında diğer klinisyenler de bulunur. Orada yine morgun vermiş olduğu, morg ihtisas dairesinin vermiş olduğu sonuç tekrarlanıyor. Yapılan otopside bu beyin harabiyetine, beyin kanamasına bağlı ölüm meydana gelmiştir deniyor. Otopsisinde bebeğin anne rahminde müdahaleden önce ölü doğduğunun tıbbi delilleri bulunmadığı gibi anne karnında kendiliğinden ölüme yol açacak makroskopik ve mikroskopik bir hastalık ya da anomali tespit edilmediği diye bir sonuç verilmiş. Sonuçta 10 haftayı geçen gebeliklerde tıbbi zorunluluk bulunmadığı durumda rahim tahliyesi yapılamayacağı şeklinde de bir karar verilmiş. Böyle bir olgu. Şimdi bu anlattığım çok genel bilgileri bu olgu üzerinden birlikte tartışabiliriz diyeceğim ve burada keseceğim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle heyecanımı yenemedim. Arif Hoca biraz daha konuşsa da heyecanımı yeneyim diye bekledim ama olmadı. Şöyle, Kıbrıs benim için biraz özel bir yer şu anlamda. Çocukken benim, iyice çocukken, ilkokul öncesinde ilk hatırladığım nesnelerden bir tanesi uçaktır. Bizim mahallede bir okul vardı, önünden geçer gideriz. Bir uçak vardı onun damında. O uçağın ne olduğunu çok merak ederdim. Her yanından geçtiğimizde de uçak uçak diye geçerdik. Uçaklar da pek geçmezdi şehrimizin üstünden. Antakyalıyım. Çok merak ederdim. Birazcık büyüdük. Okula kayıt zamanı geldi. Ve okulun Cengiz Topel İlkokulu olduğunu öğrendim. Ondan sonra uçağın hikayesini öğrendim. Bizim Atatürk köşemiz vardı. Atatürk köşesinin yanında da Cengiz Topel'in bir köşesi vardı. Orada yapılmış kareografiler, resimler, paraşütle atlayan bir insan vardı. Okuma yazma bilmiyordum o sıralarda ya da şeyde. Düşen bir uçak vardı. Yakışıklı bir pilot vardı. Öyle kodlamıştım. Deniz vardı. Sonra her gün okulda oraya gidip bakıp hani resmi böyle bir çizgi filmi izler gibi anlamaya çalışıp küçük küçük sorular sormaya başlamıştım ve hikayeyi öğrenmiştim. O zamandan beri de ilk siyasi olarak hani uluslararası siyaset olarak öğrendiğim konulardan bir tanesi Kıbrıs meselesi oldu. Ondan sonra buradaki insanlara hiç görüşmesek, karşılaşmasak bile uzaktan bir sempati doğmuştu. İçten bir sevgi besliyorduk. Zaten malum yani süreç vesaire onlarla ilgili belki çok bir yorum yapmaya gerek yok. Geldiğinizde de tam düşündüğünüz gibi, hayal ettiğiniz gibi insanları burada görmenin de çok memnuniyet verici olduğunu söylemeliyim. Okul öncesinden böyle başlayan bir Kıbrıs ilişkisi değerlendirmesi oldu ve bunu burada sizinle yaşamak gerçekten çok çok güzel.
Bu nazik davet için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum hem hocama hem Kıbrıs Tabipler Birliği'ne. Bu meslekteki insanlarla sürekli dirsek çürütüyorum hukukçu olmama rağmen. Tabiplerle ve diğer sağlık meslek mensuplarıyla, meslek örgütleriyle ve yine burada da bir arada olmak gerçekten çok keyifli. Ve konunun hassasiyetini buranın bu şekilde değerlendirmiş olması çok güzel. Ana mesaj şu aslında. İstemli düşük tartışması sadece korkunç boyutlarıyla gündeme gelmemeli. Bu konuda sürekli olarak bir bilgilendirme, bilinçlendirme çalışması veya bu konudaki gelişmeleri tartışacak ortamların yaratılması lazım. Gazeteler de ilgi göstermiyor konuya. Sadece infial yaratacak bir konu olduğu zaman. Medya da öyle. Halbuki belki olay çok farklı. Bir sürü boyutu var. Şimdi bugün mesela hani bu konuşmayı yaparken hangi boyuttan söz edelim diye çok düşündüm. Yani çünkü örnek veriyorum. Babanın hakları açısından bakarsınız. Annenin hakları açısından bakarsınız. FETÖ'sün hakları açısından bakarsınız. Tırnak içinde söylüyorum. Devletin hakları açısından bakarsınız. Yani çünkü doğum kontrol yöntemi, kürtaj vesaire bunlarla ilgili düzenlemeler, istemli düşükle ilgili düzenlemeler böyle devlet politikalarına göre de çok değişiyor. Abi bakıyorsunuz aman işte karşıyız, şöyledir, böyledir, yapılmasın. Aslında hani nüfusu arttırma gibi bir kaygı varken çok gündeme gelir. Nüfusu azaltalım gibi yani şey anlamda söyleyeyim hani siyasi politik duruş olarak gündeme geldiğinde de aman azaltalım diye ya da çoğaltalım diye bir dizi çalışma olur, tartışma olur vesaire ve 1970'lerin sonuna kadar konu hep bu bağlamda tartışılmış. Yani refah düzeyi yükselir mi, azalır mı vesaire, doğum kontrolü yapılırken, gebeliğin önlenmesi yapılırken, gebeliğin sonlandırılması yapılırken sayılar, nüfus artıyor mu, azalıyor mu vesaire. Bundan sonraki bir süreçte özellikle dünyadaki kadın hareketi bu sürece dur demiş. Çok haklı bir nedenle bu süreç tamamen benim beden bütünlüğüm üzerinden yürürken sen durmadan bu hesaplar üzerinden işi yürütmeye çalışıyorsun demiş ve bu mücadelesinde başarılı olmuştur. Fakat şöyle sıkıntılar geldi. Kürtaj taraftarlığı ya da istemli düşük taraftarlığı gibi bir terim gelişti. Yani sanki bir grup insan var, herkes sürekli istenmeyen gebeliği yaşasın, gelsin sonlandıralım. Haydi bir daha, haydi bir daha, haydi bir daha. Taraftarlık bu değil. Veya kürtaj karşıtlığı. Ve inanın mesela hani bakıyoruz tarihsel gelişimde, bir bakıyorsunuz birdenbire aynı toplumda böyle dinsel, inançsal değerler ya da diğer değerler böyle büyük bir saldırı halinde önüne geçmeye çalışıyor. Ya da tam tersi bir bakıyorsunuz aynı toplumda başka bir dönemde birdenbire işi çok kıymetli bir uygulamaymış gibi öne çıkarmaya çalışıyor. Aslında günümüzde geldiğimiz noktada bu gibi akımlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hazır da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü geçmişken hem kadının beden bütünlüğü açısından hem de FETÖ'sün hakları açısından bir değerlendirmeyle sunmaya çalışacağım bugünkü sunumu. Ve bu arada izninizle ceketimi çıkartayım. Yakışmış gördünüz şeyle. Onu alayım. Gömleği de göstermiş olurum şeyle. Kravatı bir gönderim fotoğrafı. Nasıl? Peki tamam. Bülent Bey'le aşağıda sohbeti de etmiştik şeyle. Bizde şimdi kadın bedeni meselesi tarih boyunca milletin kafasını kurcalıyor. Yani bitmez tükenmez bir hırs var böyle. Yani şimdi bakın mesela resimde ne görüyoruz? Ya da bir doğum sahnesi var. Dikkatimizi ne çekiyor? Eylemi yapan kişi bakmıyor değil mi? Çünkü bir kural var o sıralarda. Bir aristokrata doğum işlemi yapıyorsanız ilgili yere bakmayacaksınız. Daha buna benzer pek çok şey var. Yani hani örnek şeyden nedir? Aslında bakması ne kadar yararlı olacak değil mi? Hani bir hekim gözüyle baktığınız zaman. Bu bir kabartma. Bulunmuş bir kabartma. Bu nedir? Karşılaştınız mı bunlarla daha önce? Bunlardan çok vardır. Evet. Mesela biz bunu bir sınavda soru olarak sormuştuk. Öğrencimiz demiş ki
şuh bir şekilde uzanmış bir kadın diyor. Yani yorum. Evet yani doğru ya da görüntü odur ama ne işe yarıyor? Yine eski Çin'de kadının bedenini hekime göstermesi çok hoş görülmediğinden, doğru olarak değerlendirilmediğinden kadın gelirdi. Bunlara benzer pek çok biblo var. Çok çeşitli modeller var. Gelir kadın şey derdi işte. Ben hastayım. Şuralarında ağrım var. Bazen burada da oluyor ağrı. Ne yapıyoruz? Ağrıyı, sızıyı bu bibloların üzerinde gösteriyoruz. Aslında bunlar şunu gösteriyor. Kadın bedeni üzerinde yani sağlıkla da ilgili olsa, doğumla da ilgili olsa bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Genital muayenelerle ilgili yasalar 1800'lü yılların sonuna kadar Avrupa'da çok katı bir şekilde kendini göstermiş. Mesela diyor ki eğer hekim genital muayene yapacaksa kadına bazen kaçınılmaz oluyor. Çünkü işte ebe bakamıyor ya da yeterli olmuyor. Onun bile adım adım nasıl yapılacağını yazmışlar. Diyor ki erkek hekim diz çökecek. Muayeneyi şu şekilde yapacak. Kadınla göz göze gelmeyecek. Vesaire vesaire. Bir dizi şey. Nedir? Gene kadın bedeni üzerinde bir kontrol, bir değerlendirme var. İstemli düşük konusu hele daha böyle bu kadın bedeni üzerinde kontrol konusunda daha farklı tartışmalar da getiriyor. Ve ayrıca şunu her zaman söylüyoruz. Sadece fetüs üzerinden düşünürsek istemli düşüyor. Sadece erkek hakları üzerinden düşünürsek, sadece kadının beden bütünlüğü üzerinden düşünürsek istemli düşük konusunda sağlıklı bir karara varmak mümkün olmuyor ahlaki açıdan. Ahlaki açıdan bir bütünlemeye gitmediğimiz zaman yasal çerçevede sürekli ciddi boşluklarla karşılaşıyoruz. Kafamız karışık biraz. Şöyle mesela yaşama hakkı diyoruz. Türk Anayasası açısından değerlendiriyoruz. Yani burada yaşama hakkından söz ederken herkesin maddi manevi varlığını koruma, işte sürdürme, devam ettirme hakkı vardır diyoruz. Açık bir şekilde tanımlanmış. Eğer siz yaşamın anne karnındayken başladığını düşünüyorsanız istemli düşükte bu anayasanın maddesini hiçe sayıyorsunuz demektir. Ama anne karnında yaşamın başladığı konusundaki fikir bir yasaya bağlı bir fikir midir? Bizim ahlaki, etik ya da kültürel anlayışımızdan kaynaklanan bir yaklaşım mıdır? Bunu irdelemek gerekiyor. Eğer hani bazen ülkeler diyor ki işte ben şundan itibaren hani doğum öncesinde yaşamın kişiliğin başladığını kabul ediyorum diyorsa o bir ahlaki değerlendirme değildir artık. Hani aynı zamanda bir yasal değerlendirmedir. Ama biz bu ayrımlara dikkat etmeden yorumlar yapıyoruz bazen. Kürtaj cinayettir dendiği zaman. O kadar tehlikeli bir sözcük ki. Şimdi ucu bucağı nereye gider bilmiyoruz ama anayasada şöyle. Madem ki bir yaşam hakkından söz ediliyor, yaşama hakkı ne zaman başladı diye bir soru sormak gerekiyor ve buna ipucu aramak lazım. Aslına bakarsanız dünyadaki insan hakları belgeleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer belgeler doğmuş yaşayan bir insandan söz ediyor. Dış dünyadaki bir insandan söz ediyor. Anne karnındaki insandan söz eden belgeler biraz daha sonraki süreçlerde ve kişi olarak değerlendirip değerlendirmediği belli değil. Ama ne yapıyoruz? Mesela Türkiye'de durum ne? Türkiye kime yaşayan bir kişi diyor. Bunu incelemek için ipucu aramak lazım. Çünkü anayasa gördüğünüz gibi yaşam hakkını böyle tanımlamış. Ama kim yaşıyor diye sorduğumuz zaman vereceğimiz cevap önemli. Mesela bu konuda nasıl bir metot izlenebilir derken şöyle bir şey. Mesela tüp bebek merkezleri yönetmeliği ile ilgili düzenlemeye bakarız. İstemli düşükle ilgili düzenlemeye bakarız. Çünkü bunlar yaşamın ne zaman başladığı konusuyla da ilgili olacaktır. Embriyo üzerinde araştırma konusuna da bakabiliriz. Yani ülkeler embriyo üzerinde araştırmaya izin veriyor mu, vermiyor mu? Hani diyoruz ya, yaşam diyor ki işte yumurta ile spermin birleştiği ilk andan itibaren başlar derse süreç farklı. Hani yaşıyor diyorsak. Hayır öyle değildir. Belli bir evreden sonra başlıyor diyorsak süreç farklıdır. Yaklaşımlarımız farklı olacak. Ama önemli olan ahlaki değerlerin yanında ayrıca yasal düzenlemelerin de bir ortak hani akıl oluşturma, bir ortak yaklaşım oluşturma çabası da vardır. Şöyle bir bakalım yine. Mesela yaşam ne zaman başlar sorusuna Türk hukukunda nasıl cevap arıyoruz Türkiye'de? Şöyle bir cevap var. Bir bakıyoruz, diyoruz ki buradan
Türk Anayasası'na bakarsak, Medeni Kanun'a bakarsak, Nüfus Planlaması hakkında kanuna bakarsak ve Ceza Yasası'ndaki maddelere bakarsak, ülkemizdeki sistemde, yani Türkiye açısından söylüyorum, yaşamın ne zaman başladığı konusunda ipuçları buluyoruz. Ben diğer düzenlemelerde görmedim. Bunlarla ilgili bir yoruma bakarsak, mesela Medeni Kanun diyor ki, kişilik diyor, burada dikkat edelim, bakın doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. Ama bakın sağ doğmak koşuluyla. Eğer sağ doğmazsa ana rahmine düştüğü ana geriye de götürmüyor konuyu. Kişi olarak başlatmak için. Yani şunun için söylüyorum. Bazı klişe sözler söylenirken yani şuna inanabilir bir insan. Döllenme anından itibaren başlar diyebilir. Üçüncü haftadan sonra başlar der. Dördüncü hafta, kırkıncı gün diyebilir. Kırkıncı aile neyse söyleyebilir. Ama bizim düzenleme olarak baz aldıklarımız hepimizin ortak uymak zorunda olduğu düzenlemeler eğer bunlarsa bunlara bakmak gerekir. Birini yargılayamayız. Sen nasıl böyle düşünürsün diye. Ama o düzenlemeye uymadığı zaman ne yapıyoruz? Somut dünyaya yansıyan, başkalarının haklarını etkileyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir hakim kalkıp hayır her ne kadar kanun böyle diyorsa ben bunu kabul etmiyorum deyip karar yazamaz. Buna uymakla yükümlü. Yine şöyle devam edelim. Şu arada şu ifade önemli bir kaynakta bulmuştum. İnsan olma potansiyeli taşıyan cenin için bakın bir değer atfetmiyor değil, değersizdir benim için herhangi bir nesnedir demiyor. İnsan olma potansiyelinin üzerine de vurgu yapıyor. Yani sağ olarak doğduğu durumda ilk anne rahmine düştüğü anda ben onu var kabul ediyorum diyor. Bu hani pratikte ne bilir, hukukçu arkadaşlar bilir. Mesela miras meselesi için çok önemli olabiliyor. Bir kere bile nefes alsa doğmuş ve o da mirasçı oluyor. Miras paylaşımında vesaire hak sahibi oluyor. Cinayetler açısından, insan öldürme suçları açısından da etkili olabiliyor. Şöyle bir sonraki şeye bakalım. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürme ve düşürtme suçlarından söz ediliyor. 99 ve 100. madde. Fakat şuna dikkat edelim. Bakın çocuk düşürme ve düşürtme suçu diyor. Cinayet suçu, çocuk öldürme suçu demiyor. Onlar insan öldürme suçu olarak ayrıca düzenlenmiş. Şu ayrımlara dikkat etmek gerekiyor. Yani işte sen canisin demek hani yasa dışı olsa bile yaptığı günah bir suçtur. Ahlaken kabul edilmeyen bir durumdur. Yani yasal olmayan uygulamalar için vesaire. Ama bunu bir cinayet olarak tanımlamamış. Osmanlı hukukunda da cinayet olarak tanımlanmamış. İslam hukukunda da cinayet olarak tanımlanmamış. Bu konudaki hani verilerde şeyden ama hoş görmemiş ve suç olarak tanımlamış. Ama dikkat etmek lazım. Cinayet olarak tanımlamamış çünkü kişilik oluşmamış. Şu söylenebilir, buraya da dikkat edelim. Ahlaki değerlendirmeye göre, etik değerlendirmeye göre, kültürel değerlendirmeye göre bence cinayettir diyebilirsiniz. Ama bir hakim kararını verirken, evde bir vatandaşken bence cinayettir diyebilir. Ama bir hakim olarak kararını yazarken, savcı suçlamasında bulunurken bu yaklaşımda bulunamaz. Buna bir kere bu ayrıma çok dikkat etmek lazım. Şöyle bakalım. Mesela 10 hafta sonuna kadar olan gebeliklerde gebeliğin sonlandırılmasına anne onam verirse izin veriyoruz diyor. Bunu Türk Ceza Kanunu söylüyor. Demek ki cenine belli bir süreye kadar ayrı bir statü tanımış, seçimlik olarak sonlandırılabilir diyor. Belli bir evreden sonra dur diyor. Biraz daha şöyle inceleyelim. Bakın mesela aynı kanun eğer şunu deseydik. Yani Türk Ceza Kanunu 10 haftadan sonra cenini kişi olarak kabul ediyor. Bu nedenle 10 haftayı sınır koymuştur desek bu defa şununla çelişeceğiz. Bakın aynı maddede 20 haftadan fazla olmayan gebeliklerden söz ediyor. Ama cinsel saldırı varsa sonlandırılmasına yine izin veriyorum diyor. Ne yapıyoruz? Şöyle söyleyebiliriz. Yaşam şu haftada başlar gibi bir açıklama yoktur yasal Türk Ceza Kanunu'nda. Ama
evrelere göre belirli bir değer atfetmiştir cenine. Ya da ne diyelim, döllenmiş insan yumurtasına, hani embriyo için, cenin için bir değer atfetmiştir. Hele ki rıza dışı olduğu zaman zaten tamamen ne etik ne yasal açıdan herhangi bir tartışma kalmıyor konuyla ilgili. Şöyle mesela biraz daha bakalım. Aynı yaklaşımda bizim nüfus planlaması kanununda. Nüfus planlaması kanununda şöyle söylüyor. 10 hafta. 10 haftadan sonra yasal değil. Artı şöyle bir madde eklemiş mesela şey için düzenlemeyle ilgili olarak. Diyor ki annenin hayatı tehlikedeyse herhangi bir süre sınırı yok. Türk Ceza Kanunu için de geçerli. Çocuğun sağlığı konusunda ya da çocukta oluşabilecek bazı hastalıklar konusunda bir belirti varsa, bir tanı varsa neredeyse süre yok o konuda. Bakın bu da Türkiye'de şimdi yeni bir tartışma alanı. Yani süre nedir diyor. Yani bir sekel varsa diyelim ki rahim tahliyesi ve sterilizasyon ile ilgili tüzükte sayılan anomalilerden birisini tespit ettik ve şey yok. Ne diyelim ona? Süre 30 haftayı geçmiş mesela. Şimdi burada sonlandırabilecek miyiz, sonlandırmayacak mıyız? O konuda bir sınırlama koymamış tüzük. Dolayısıyla şu anda süre olmadığı yönünde bir yorumlama var. Sağlık Bakanlığı şu anda bu konudaki hazırlıkları ile ilgili yine o konuda resmi açıklamalar yapılmadı. Sadece duyumlar anlamında 24 haftayla maksimum yani engel şey olsa bile hastalık olsa bile 24 haftayla sınırlı tutma yönünde ya da işte belli bir süre söylüyor 24-28 tam hatırlamıyorum bir eğilim içerisinde. Ama yine de yaşayan bir kişidir demiyor. Çünkü örnek veriyorum. İstemli düşükle ilgili veyahut da anne karnındaki ölümlerle ilgili ölümler gerçekleştiği zaman çocuk ölümüne dahil etmiyoruz onu sayı olarak. Mesela bu da bir ipucu verebilir mi acaba? Yani şey için değerlendirmeler konusunda. Şöyle devam edelim. Mesela şurada hani şöyle bu kanun maddesinin aynısıdır. Çok önemli değil ama bakın 10. haftası doluncaya kadar İstek üzerine benim mesela kürtaj konusunda tartışılmayacağını düşündüğüm tek konu şudur. İstek üzerine. Haftalar konusunda tartışılabilir. 12, 14 bazı ülkeler şey diyor vesaire farklı olabilir. Ama kadının istemi dışında olanlar kabul edilebilir uygulamalar değildir. Benim kişisel fikrim faşizan uygulamalardır. Dikte uygulamalarıdır. Yani şey bir talebi yoksa. Hayatı söz konusu olduğu zamanki tartışmayı bunun dışında tutuyorum. Yani o ayrı bir konu istisnai. Sadece 3 varken 4.sü olmaz kürtaja zorlanmak zorundadır gibi kuralların ya da işte bir başkasının onun adına karar almasının doğru olmadığını düşünüyorum bu kapsamda. Yine mesela izin meselesi vardır istemli düşükte. Yine Türkiye'de hani istemli düşük var mıdır yok mudur tartışması yoktur falan hani vardır bu yasalara göre yürür ama mesela izin meselesiyle ilgili evliyse eşinden bazen babayla karıştırıyor şeyler hekimler ya da merkezler hastaneler baba zannediyor sonra erkek arkadaşı da olsa şey de olsa baba gelsin diyor değildir resmi eştir. 2. Reşit değilse anne babasından ya da yasal temsilcisinden izin alırız diyor. Bakın yine bir başkasının kararına tabi tutuyoruz. Demin söylediğim şey meselesi, gebeliğin hani kadın bedeni üzerindeki tartışma bu şeyde yine kendini burada gösteriyor. 3. Mental yetersizliği yoksa ki belki kabul edilebilir gerekçelerden birisi. Hem hakim kararı istiyor yasa hem de yasal temsilcisinin talebini istiyor. Bu arada şey konularına hiç girmeyelim. Sonlandırmayı istemiyorsa mental yetersizliği olan kişi nasıl zorlanacak, nasıl götürülecek, nasıl uygulama yapılacak vesaire. Onlar birbirinden farklı konular. Yani daha çok etik tartışma içeren başlıklar ama burada böyle bir durum var. Bu da Türk Ceza Kanunu'ndaki bakın süre 10 haftadır. Bu arada eğer yani merak ediyorsanız hapis benim için süreler hiç önemli değil yani şey anlamında. Çünkü her zaman açılıp bakılabilir nedir süreler diye ama şunu mesela ben yine bu benim buradaki hani şu uygulamayla ilgili bakın rızası olmadan kadının çocuğunu düşürten kişi 5 yıldan 10 yıla kadar bu rıza olmayan hallerde. Ama rıza olan hallerde de 10 haftayı geçmişse yine suç olarak tanımlanmış. Şurada
Tıbbi zorunluluk yoksa, rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürürse yine suç olarak tanımlanmış. Yine burada 1 yıla kadar hapis cezası oluyor. Şöyle devam edelim. Yine rızaya dayalı olsa bile 10 haftayı doldurmamışsa, yetkili değilse veya yetkili olmayan bir yerde gerçekleştirmişse, gerekli hazırlığı, altyapısı olmayan bir yerde gerçekleştirmişse yine buralarda gündeme getirilebilir. Şöyle, suç sonucu gebe kalması diyor ya burada. Aslına bakarsanız bu maddenin nasıl uygulanacağı konusunda sağ olsun Akif Hoca gibi duyarlı hocalar ve bu konuda ilgili mekanizmaları harekete geçirme konusunda sorular soran hocalar ya da duyarlı kuruluşlar olmasa aslında neredeyse bu maddeyi hiç uygulayamazsınız. Neden? Suç sonucu diyor. Bir suç olacak ortada. Biz suçu kanıtlayana kadar suç diyeceğiz. 20 hafta, yani nerede? Yıllar sürüyor davalar. Bunun gerçekliği şudur. Kadının suç beyanı varsa, yani bu beyanı varsa şöyle biz şeyden o beyanla ilgili de aksi yönde bir belirti yoksa elimizde uymak gerekiyor. Ama mesela Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş bu defa. Diyor ki eğer kadın şikayetçi olmayı kabul ederse suç var diyebiliriz. Şikayetçi olmayacaksa suç var demeyeceğiz diyor. Dolayısıyla sonuçlandırmadan yararlanmayacak. Ama şöyle bir gerçeklik var değil mi? Kadın bilsin istemez. Yeterli koruma mekanizmaları yoktur. Yeterli yardım mekanizmaları yoktur. Daha ciddi bir şiddete maruz kalacaktır. Ve bu konuda kendi bir beyanı var. Yalan söylüyorsa, doğruyu söylemiyorsa, bunun aksi yönde bir gelişme varsa bu onun sorumluluğunda olan bir şeydir. Ama bizim aksi yönde elimizde bir veri yokken durum farklı olabilir. Yine şöyle devam edelim. Burada yine kısırlaştırma ile ilgili maddeyi de almışım aslında ama belki hani çok bugünkü konuyla ilgili değil. Burada çocuk düşürme, bakın kadının kendisinin 10 haftayı geçen bir çocuğu düşürmeye çalışmasını da suç olarak tanımlamış. Mesela kişi olarak ben söylüyorum şeyde hani bence uygun bir düzenleme değil. Hani bir düzenleme olarak geçmiş ama ben uygun bir düzenleme olarak değerlendirmiyorum şeyden. Kendi bedenine yönelik yaptı. Orada acaba hani cenini kıymetli gördüğümüz için mi? Kadın kendi beden bütünlüğüne zarar vermesin diye mi? İntihar girişimleriyle bağdaştırılabilir mi? Orada suç olmuyor kişi kendi giriştiği zaman vesaire. Onlar yine ayrı ama şöyle hani oturup şu anda Türk hukukunda hem hukuksal hem etik açıdan tartışma yaratan başka bir başlık yine bizim sistemde. Ama şöyle söyleyebiliriz, şu düzenlemelere baktığımız zaman, yani şu ana kadar ceza yasasına baktık, medeni yasaya baktık, nüfus planlaması kanununa baktık, şöyle bir durum çıkıyor önümüze. Doğmamış insanı kişi olarak kabul etmiyor. 2. Doğmamış insana koruma var. Yani 10 haftaya kadar. Kadın istemiyorsa zaten bütün süre boyunca koruma var. 10 haftaya kadar. Sonra bazı durumlarda 20 haftaya kadar. Yine hani bazı farklılıklar olsa da ama bir koruma sağlamışız. Ve ayrıca şu konu çok önemli. Embriyo ve fetüsün ana rahmi dışında ve ana rahmindeki hukuki statüsü değerlendirildiğinde. Şimdi embriyo artık teknoloji gelişti ya, tüp bebek merkezlerinde ne yapıyoruz? Artık embriyo bir tüpün içinde de olabiliyor. Değil mi? Yani artık bu bizim bildiğimiz ana rahmine düştüğü andaki kıymeti olan şeyi olan dediğimiz yumurta ile spermin birleşmesini artık dışarıda da yapıp bir yerde saklıyoruz. Hatta 5 sene saklıyoruz, bilmem kaç yıl saklıyoruz, donduruyoruz, sonra çözdürüyoruz falan filan. Geçen dolmuşta giderken böyle bir arkamda kulak misafiri oldum. Çocuklar nasıl diyor şey, bir teyzeye şeyden genç bir hanım da var yanında. İyiler dedi. O dondurduğunuz çocuk nasıl diyor. Şeyden hani bir şeye baktım. Sonra aradan geçen muhabbetten anladım ki bir tüp bebek merkezinde bekleyen bir embriyo var. Şeyden hani o ne zaman onu taktıracaksınız diyor. Hani sorular falan filan şeyden. Bunlar aslında hani bir toplum da alışmış belli ki yani şeyle. Aslına bakarsanız hani düşünseniz belki oturup sorsanız der ki ben kürtaja karşıyım der. Böyle bir şey olmaz der. Cinayettir der falan ama gidip tüp bebek merkezinde saklıyoruz. Belli bir süre kullanmasak ne yapılıyor? İmha ediliyor. Hani
Şimdi kadının karnındayken durum farklı, oradayken farklı, bir statü, bir şey, bir bunlar bu konuda da birbirimizi aydınlatmamız, beslememiz, birbirimize fikir alışverişinde bulmamız. Benim söylediğim fikirlerini söylediğim demin dedim ya, her konuda bir fikir beyan ettim mesela, kendi fikrimi söyledim. Her birinin karşısında öyle güçlü antitezler var ki savunmakta güçlük çekiyorum. Yani benim söylediğim dört dörtlük savunuyorum diye şey hariç, kadının izni olmadan olmaz dediğim kısım hariç. Hepsinin bir antitezi var ve kabul ediyorum haklı yanlar olduğunu. Oturup bunları konuşmak gerekiyor. Bir konsensus üstünde bir değerlendirmek gerekiyor. Ama şurada böyle yazmışsa iş bitmiştir derseniz bu konu bitmez. Yasaklarsanız da merdiven altına geçer. Bu bir gerçek ve bizim ülkemizde de yasanın çıkarılma nedenlerinden bir tanesi de budur ve sayılar da ortadadır. Yani o kimsenin sakladığı sayılar değil. Ve şöyle geçelim. Mesela buradan hocamızın herhalde buradaki temaslarla ya da şeylerle konuştuğu konulardan birisiydi. Nayda hocamız da bildirmişti bu önemli şeyden. Mesela öldü diyelim, hani bu doğmamış dediğimiz ne diyelim, nesne, insan olma potansiyeli taşıyan varlık, insan ne dersek diyelim, yani nasıl tanımlıyorsak bilmiyorum ama yasanın insan demediğini öğrenmiş olduk şeyden. Ne diyor mesela burada? Özür dilerim. Enfeksiyöz atıkları sayarken bakın fetüs demiş. Fetüs dediğiniz, Akif hocam yanlışsa değil mi? Embriyodaki, yani 10 haftadan neredeyse doğduğu süreye kadarki sürece fetüs diyoruz ve nedir? Bir naaş olarak değerlendirmiyoruz. Bir cenaze olarak değerlendirmiyoruz. Ya da patolojik atık olarak da değerlendirebiliyoruz. Fetüsü diyor mesela. İnsan fetüsü diyor. Bunlar da ipucu verebilir. Bir insan defnedilme yasasına göre defnediliyor. Ama burada farklı değerlendiriyoruz. Bunlar bize, şöyle söylüyorum, ipuçları anlamında değerlendiriyoruz. Demin söylediğim üreme yardımcı tedavi merkezleri konusunda ne yapıyoruz? Embriyonun imhası gündeme gelebiliyor şey için. Hani sadece fetüs üzerinden düşünüyorum. Hani şu anda şey, hani hangi uygulama eşler arası mı değil mi falan filan uygulamasından söz etmiyorum. Yine bu arada deminki sohbetimizde şeyden konuşmuştuk. Eşlerden, eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü ve boşanmanın hükmen sabit olmasıyla ne yapıyor? Şeyler sona erdirilebiliyor. Bir de diyor ki bakın, dondurduk, sakladık ya, demin o çocuk nasıldı diye sorduğu zaman şu oluyor. Her yıl embriyonun saklanması için çiftler mutlaka başvuruda bulunacak ve devam ettiğini istediklerini söyleyecekler. İkimiz de devam ediyoruz diye. Birisi gelip birisi gelmezse iş ne yaptığı sonlandırılabiliyor. Yani imhası gündeme gelebiliyor. Çünkü Türkiye'deki uygulama biliyorsunuz evlilik için sadece izin verdiği için çok bir hareket şansı yok. Biyoetik sözleşmesi bilmiyorum. Hani burada konum biz 2003'te imzaladı Türkiye ama şu anda Yargıtay'ın kararlarına 2010'da girmeye başladı biyoetik sözleşmesi. Biyoetik sözleşmesi de embriyodan söz ediyor. Bakın diyor ki, embriyo üzerinde tüpte araştırma yapabilirsin diyor ama koruma sağlayacaksın diyor embriyoya. Yani benim için insandır demiyor. Ama ben ona bir değer veriyorum diyor. Eğer araştırma yapacaksan üstünde yasasını çıkart, öyle araştırmanı yap diyor. Dolayısıyla embriyonik kök hücre çalışmalarını bağlıyor burası. Embriyonik kök hücre çalışılacak ya şeyden, ne yapıyorsunuz? Embriyonun kök hücresini alıyorsunuz, embriyoyu öldürüyorsunuz aslında. Yaşamını sonlandırıyorsunuz şeyde. Böyle bir düzenleme olunca Türkiye oturacak mesela embriyonik kök hücre üzerinde çalışma ya da embriyo üzerinde araştırma için yasa çıkartacak. Ondan sonra o yasaya uygun çalışma yapacak. Şu anda embriyo üzerinde, yani araştırma yapılsın diye embriyo üretilemiyor Türkiye'de. Ama bazı ülkeler diyor ki, mesela İngiltere diyor ki, unuttum süreyi, yani 4 haftaya kadar üretip yapabilirsin ve sınırlı sayıdadır diyor mesela şeyden. Ve şu kadar, onu aşmayacaksın diyor. 4 haftalık süreci aşmayacaksın diyor. Dışarıda çalıştığın için, ama üretebilirsin diyor. Türkiye bu konuda belirli değil ama şeyi söyleyeyim. Mesela embriyonik kök hücre konusunda Kuzey Kore aldı başını gitti araştırmalar konusunda. İran aldı başını gitti, beklemiyor. Herkes şey zannediyor. Hani mesela İran şey diyecek. Hani günahtır, şudur budur diyecek. Hayır dedi. Ben belli bir aşamadan sonra kendine göre bir şey de belirlemiş götürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri kök hücre çalışmalarında biraz daha temkinli ama şu anda düzenlemeyi değiştirmek için bir gayret içerisinde. Çünkü çalışmalar durdu şeyle ilgili.
Yine bizdeki bu kök hücre çalışmaları konusunda şu anda şu var. Yani embriyonik kök hücre çalışması yapılamayacak şu anda, durdurulmuş durumda, ama diğer kök hücre çalışmaları devam ediyor. Bu söylediğim nedenden. Yani düzenlemesi olmadığı için. Bu demin söylediğimiz bedenine sahip olma hakkı açısından da hani tartışmalı demiştim. Kadın tek başına karar verici olmadığı zaman bu konu sıkıntılıdır. İstemli düşük meselesi. Şu anda Türkiye'de iki doktrin var. Birisi diyor ki nüfus planlaması kanununda eşten izin alınır maddesi artık sona ermiştir diyor. Çünkü kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini biz imzaladık. Ve orada kadının medeni durumuna göre ayrımcılık yapılamaz gibi bir ifade var. Evli olması ya da olmaması istemli düşük talebinde bulunmasını etkilememelidir doktrini var. Öte yandan bu madde böyle değerlendirilmez diyen bir hukuk doktrini de var. Dava açılırsa nasıl sonuçlanacak, o konuda bir fikrim yok. Ben şeyden yanayım, yani kadının tek başına karar verici olmasının fikrinden yanayım şey açısından, bu uygulama konusunda, ama dediğim gibi teorinin zayıf yanları vardır şeyle bu konuda. Şöyle söyleyelim, bu yine izinler meselesi. Bizim önerdiğimiz şu, yani diyoruz ki Türkiye tekrar otursun, istemli düşükle ilgili maddeleri yasaklayalım mı yasaklamayalım mı tartışmasını açmasın. Süreyi geri mi çekelim tartışmasını açmasın. 4 hafta mı olsun, 8 hafta mı olsun, olmasın tartışmamız. Hiç değilse bu hattı, bu hatta kalsın, ama bunları tartışalım. Suç durumundan ne anlayacağız? Demin de öyle söyledim ya, kadın geldi. Mesela bir örnek bizim vakada, 16. haftasında kadın gelmiş, hekime muayene oluyor. Diyor ki eşimin cinsel saldırısı sonucu oldu. Lezyon yok, 16 hafta geçmiş üstünden. Yara yok, bere yok. Ama hekim hani, travma sonrası belirtiler konusunda bir şey var. Yani bir fikir oluşuyor. Şey dersek, kadın bildirmek de istemiyor. Suçu, yani eşinin bu durumu bildirmek de istemiyor ve sonlandırılmasını istiyor. Hani burada böyle durumlarda nasıl hareket edeceğiz? Mesela biz bir sözleşme daha imzaladık. Kadına karşı şiddetin önlenmesi sözleşmesi. Adı İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi diyor ki bir kadının haklarından, şiddet gören kadının haklarından yararlanması için resmi prosedürleri başlatmış olmasına gerek yoktur diyor. Bunu düşünerek söylüyor. Dünyanın pek çok yerinde kadına şikayet hakkı veriyoruz, koruma veriyoruz vesaire, ama gerçekçi bir koruma olmadığını hepimiz biliyoruz. Şeylerle şu anda öldürülen kadınlar belli. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi ve biz de imzaladık. Böyle bir kural koymuş durumda. Ben diyorum ki bu kurala uyarak illaki gidip suç bildirimde bulunması gerekmiyor kadının. Çünkü uluslararası sözleşme yasalarımızın üstündedir. Anayasamız böyle diyor. Ben böyle demiyorum. Anayasamızın 90. maddesi böyle söylüyor. Bu yorum yapılabilir yine. Burada şuradaki hani şey tartışmaları, eşten izin alınması, alınmaması, mesela erkek eşin cenin üzerindeki biyolojik haklarını göz ardı etmek. Evet, kabul ediliyor. Eşittir. Bir parça ondan, bir parça kadından, bir parça erkektendir. Onun da hakları vardır. Ebeveyn olup olmamaya karar verme hakkı üstünde, ama şimdi bu hakkı nasıl koruyacağız? Kadın gebe, erkek ben baba olmak istemiyorum dedi. Ne yapacağız? Mümkün mü? Kadını zorlayıp kürtajı almak. Ama kadın ben istemiyorum dediği zaman, erkek istiyorum dediği zaman durum farklı. Kadının beden bütünlüğü üzerinde devam edecek bir süreçten söz ediyoruz. Ama embriyonun anne karnının dışında bir yerde olduğunu düşünün, bir tüpte olduğunu düşünün. Orada kadın da erkek de evet demedikçe aktarılmamalı. İkisinin konsensüste olması gerekiyor. Çünkü nedir? İkisi eşit hakka sahip. Ama bu embriyo kadının vücudunun içinde olduğu zaman süreç farklı. Diyoruz ya, bir erkeğin hakkı var, bir de kadının hakkı var. Ama bu defa kadının beden bütünlüğü de dahil olunca, yani kadının yumurta hakkının üzerine beden bütünlüğü hakkı da eklenmiş oluyor. Erkeğin sperm hakkı, yani kabaca tabir ediyorum, tek kalıyor. Erkek istediği zaman gebeliği sonlandıramayız kadın istemiyorsa. Ama tüp bebekteki embriyo üzerinde düşündüğümüzde ikisinin de haklarının
eşit olduğunu ki İnsan Hakları Mahkemesi bu yönde karar vermiştir bir olayla ilgili. Ve kürtaj konusunda kafa karışık ülkede. Yani yasalarımız böyle aslında açık, bazı durumları açıkça tarif etmiş. Bu vaka basına yansıdı. Basına yansımış haliyle şuydu, yani bir kadın erkek arkadaşı tarafından şiddete uğruyor, hastaneye başvuruyor, hastanede kolunda yara var. Ayrıca gebelik var, 8 haftayla uyumlu bir gebelik söz konusu. Gebeliğimi sonlandırın diyorlar, diyor ve tedavime devam edin diyorlar. Şeyden, hayır gebeliğini sonlandıramayız, babanın izni gerekiyor diyorlar. Kadının iddiası buydu yani basına yansıyan. Tedavini de yapamayız, şu anda bebek var. Kadının iddiası buydu hani basına yansıyan. Ben inandım. Şey bilmiyorum hani yorum size bağlıdır. Bir tartışma oldu ülkede. Aslına bakarsanız demin size söylediğim nüfus planlaması kanunun 5. maddedeki bütün koşullar var. 18 yaşını doldurmuş, tek başına karar verecek durumda ve evli değil. Dolayısıyla sonlandırılması gerekiyor. 10 haftayı da aşmamış, doldurmamış. E ne diyoruz? Hayır olmaz dendi, tedavi olur mu olmaz mı tartışıldı vesaire. Birkaç gün sonra kadın örgütleri de barolarda bir müdahil olunca şöyle oldu. Sonlandırılmasına karar verildi ama şöyle bir açıklama yaptı oradaki Kamu Hastaneleri Birliği. Dedi ki biz konseyi topladık ve kadının sağlığı için uygun olduğuna karar verdik. Değil kardeşim yani bu bildiğimiz o haberde duruyor. Yani hani internette duruyor o haberde. Buradan sadece... Daha çok kadın resimlerini paylaşmama adına diğer şeyi de koymadım. Aynı fotoğrafı koyan yine aynı haber şey olarak yani Kamu Hastaneleri Birliği olarak toplandık. Kadının sağlığı için uygun olduğuna karar verdik ve sonlandırılmasının uygun olduğunu söyledik diyor. Ayrıca ülkede bir tartışmada kamu hastaneleri reddetme hakkına sahip midir değil midir kürtajı? Uygulamak zorunda mıdır değil midir tartışmaları? Yani bu istenme düşüğü bir diğer tartışma. Hekimin vicdani olarak reddetme hakkı var mıdır yok mudur tartışması bir diğer tartışma bu şeylerle ilgili, bu uygulamalarla ilgili. Belki hani sizin sorularınızla da zenginleştiririz. Bu da benim kızım Hayat. Bütün bu tartışmaları çalışan bir insan olarak yeniden bir ayrımcılık oluyor. Kız çocuğu babası olmak biraz zor. Çocuğunuza her baktığınızda böyle bir sürecin içerisine girmesini istiyorsunuz falan. O gün beni kızım çok yüreklendirmişti. Amcası fotoğrafımızı çekmeye çalışıyordu. Ben ona hani fotoğrafa bakalım diye bir şey söylemeye çalışıyorum. Çocuğun bu haliyle söylediği şuydu. Babacığım lütfen benimle konuşurken bana bak. Diz çök dedi. Şeyden. Ve dedi ki benim gözüme bakmıyorsun, evet. Anlamıyorum seni dedi şeyden. Kreşte öğrettikleri çok güzel bir bilgi. Şeyden. Bu arada o sırada söylediği ikinci şey, ben artık Bora ile konuşmayacağım. Bora onun kreşte arkadaşı, çok kıskanıyordum ben. İyi olmuş her şeyden. Ve orada şey dedi, benim hani oyuncağı yere attı dedi, kırdı dedi. Bu aslında bir şiddet göstergesidir çocuk için. Yani belki çocukça bir şey olsa da ama kız çocuğunun böyle bir şeyi sezmeye başlamış olması aslında benim için de böyle umut verici. O güzel bir gündü hani bu şeyden bu konuşurken. Bu sunumlarda da bunu paylaşıyorum. Hayat şu anda biraz daha da büyüdü şeyle. Çok teşekkür ediyorum size. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sohbetimiz devam ediyor. Yani bu olguda... Yani sonuçta ben bu olguyu sundum. Hani birazcık şey olsun diye, fikrimiz olsun diye. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bu Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu bir karar sonuçta. Böyle bir ölüm nedeni söylenmiş. Ondan sonra ve 7 aylık bir fötüs diye söylemişler ve herhangi bir terapötik bir düşüğe de neden olacak bir şey yoktur bebekte denmiş. Baktığınız zaman esasında hani bu Gürkan da anlattı, acaba aşağı yukarı burada nereye girecek bu yasa maddelerinden acaba? Hani biraz belki Gürkan fikir verebilir ya da hukukçularımız bize bir şeyler söylerler. Yani ya da hani Adli Tıp Kurumu burada doğru karar vermedi mi acaba bilmiyorum tabii ki. Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Burada sonuçta ölüm nedeninin bu kesin cerrahi yaralanmasına bağlı bir kafa travmasından olduğunu, 7 aylık bir fötüsü olduğunu ve herhangi bir
terapötik düşük yapacak neden olmadığını söylüyor. Bir fetüs öldürme. Şeklinde değerlendiriyor. Kişi öldürme değil de bir fetüs öldürme diyor. Esasında o şeyi de söyleyeceğim. Bizim kasıtlı yaralanmalarla ilgili maddemiz var. 86 ve 87. madde. Belki ona da değinmek olabilir. 87'de kasıtlı olarak yapılan bir travma sonucunda gebeliğin sona ermesi şeklinde, yani çocuğun öldürülmesi değil de gebelik ya da bir düşük meydana gelirse diyor orada. Ceza arttırması. Ve bir ceza arttırma oluyor sadece. Yine bir hani bir çocuk öldürme değil ya da fetüs öldürme değil de orada yine bir düşükten bahsediyor. Ona göre bir ceza veriyor. Türk Ceza Kanunu. Evet. Sizler ne dersiniz? Hocam şöyle yapalım mı? Şimdi biz genelde Türkiye Cumhuriyeti yasaları bazında konuştuk. Burada iki tane arkadaşımız Doktor İdris Deniz Adli Tıp'tan ve Tabipler Birliği'nin avukatı Fevzi Hansel Bey bize Kıbrıs boyutunu aktaracaklar. Müsaade ederseniz onu da yapalım. Çok seviniriz. Ve sonuç tabii sorabilir. Benim yanlış bir algılamam var. Tabii lütfen buyurun. 4 hafta değil miydi Türkiye'deki son uygulama? Bu tartışma diyelim belki. Açıldı mı yani? Kanunlaşmadı mı o? Yok yok, hayır. Tartışma bazında kaldı. Fakat öyle, öyle kuvvetli bir kulis var ki. Kadın öyle oldu diye duydum. Evet, haklısınız. Yani kadın kadın doğumcular üfürüldü yani. Kadın doğumcular bile öyle zannediyor şu anda. Bir de bazen konuştuğumuz yerde yasaklanmadı mı ya falan diyorlar. Hayır, yasalar aynen. Tartışmaya açtılar. Sonra da rafa kalktı. Bu medulladan tıbbi tahliye kısmı çıkarıldı bildiğim kadarıyla. Sıkıntı bir de oradan kaynaklanıyor. Şöyle oldu. Medulladan çıkarıldıktan sonra 2014 yılında tekrar şeye SUT'a eklendi. Yani yeni eklendi şeyden. Ama şu da kötü bir şey. Yani ücreti üzerinden ya da uygulanan yani SUT'ta yer alıp almamasına göre uygulanıp uygulanmaması da gerçekten zorlamaydı aslında. SUT'tan kaldırılması da bir zorlamaydı hekimlere. O da şey gibi algılandı, yasaklandı gibi algılandı. Hani parasını ödemiyorum gibi algılandı. Halbuki bakanlığa sorarsanız bakanlık şunu söylüyordu. Ben bu gibi uygulamaları bir paket olarak kabul ediyorum. Sağlık hizmeti paketi içinde ödüyorum demişti bakanlık. Yani onun cevabını vermişti aslında. Hani samimi mi değil mi tartışabiliriz. Ama öyle bir cevap vermişti ona. Ama şimdi 2014 yılında şeye tekrar eklendi. Ama Jinekoloji ve Obstetrik Derneği şeyi söylemişti. Dedi ki yani onu SUT'tan çıkardıysan sessiz sedasız kürtajı kamuda yasakladın demektir açıklamasını yapmıştı. Bir şey daha sorabilir miyim hocamıza olguyla ilgili? O vakada yani plasenta previa geçerli bir endikasyon mudur aslında o tahliye için? Yani öyle de bir tartışma olması gerekmez mi orada? Ya orada işte adli tıp yapmamış. Yani bir histopatolojik inceleme var. Yani bazen kıvırır. Yani kaçar. Tamam evet. Bebeğin belki de kaybı orada bir delici alet yaralanması ama onu uygulaması hekimin geçerli bir endikasyon mudur? Tartışmanın aslında olması gerekmez mi? Oraya doğru hiç gitmemiş tartışma yani. Belki yani karşı bir bilirkişi görüşü olarak sunulabilir tabii ki orada. Ama yani buradaki elde edilen verilerde o şekilde bir şeye de gitmedi. Yani olmaz bazen hadi. Mantıklı bir gidişti aslında öyle doktor bir şey. Doktor esas savunması nedir? Tam olarak şöyle söyleyeyim, tam olarak okuyayım. Bebeğin annesi aşırı kanama şikayetiyle geldi. Muayenede plasentanın bir bölümü vajen içerisine sarkmış. Kolum 3-4 santim açıkta. Simpitanlı serum taktıktan sonra parmak yardımıyla rahim içine sarkan plasentayı, rahim içinden sarkan plasentayı kısmen çıkartıp kanamayı azalttım. Kolluğun açılmasını bekledim. Bebeğin başı oturmadığından bir an önce düşüğü gerçekleştirmek için diğer işlemleri yaptım. Yani orada sezaryeni alması gerekir miydi? Bence soru oydu. Sezaryeni alabilirdi ama imkanı varsa alacaktı. Onun için mecburen müdahale edip içerideki plasentayı çıkarmaya çıktı. Savunabilirdi. Yani şimdi şurada şu var. Burada eksik bilgi. Bu muayenehanede miydi? Yoksa bir sağlık muayenehanede belki olsa. Belki çok varoş bir yerde. Çok uzakta bir yerde. Ama sonuçta hani sezaryen için belki yani bir
şeyle hemen hastaneye de gönderdim. Hocam şöyle iki tane sorum olacaktı. Bu olguyla ilgili. Yapılan müdahale, doktorun yaptığı müdahale. Yapılan bir müdahale mi normalde? Yani hangi durumlarda yapılan bir müdahaledir? Yapılıyorsa. Kafatasındaki direği. Evet, o işlemi yapması. İkincisi de hocam, çok çok merak ettiğim ikinci konuda kriminal düşük, yani prevalans olarak nedir? Yani bu tür yani biliyoruz sayısının tutulması çok zor ama en azından bu tür vakaların sayısı nedir? Yıllık olarak yaklaşık. Valla şöyle, yani hani bununla ilgili Türkiye'de herhangi bir veri yok yani, onu söyleyeyim. Net olarak şu kadardır diyemem. Ancak ve ancak adli tıp kurumuna gelen bu tip şeylerden ancak otopsiden ve şeyden haberdar oluruz. Onlar da çok fazla değil esasında. Şimdi rahim tahliyesiyle ilgili yapılan işlemlerin içinde böyle bir şey var mı diyeceğim. Yani şöyle bir baktığımızda esasında şurada şeyler var. Hani cerrahi ve medikal olarak mesela cerrahi olarak dilatasyon sonrası uterusun boşaltılması, dilatasyon ve küretaj, dilatasyon ve evrikasyon, menstrual regülasyon ve yani kafatası boşaltılması diye bir şey ben histerektomi deniyor var. Ama tabii böyle bir uygulama da yani burada otopside beyinden bahsediyor. Hayır, beyin boşaltılmamış yani. Hayır, bir teknik bir sorun var. Hekim beyni boşalttığını söylüyor ama otopside beyin üzerinde sparaknoid kanama var. Yani beyin boşaltılmadı. Tıbben o büyük kafalarda hitosefal dediğim gibi veren şansınız yok. Bu başka bir şey. İşte orada beyni boşaltarak kafayı küçültüp doğurtuyoruz. Burada öyle bir şey yok. Tamam işte orada bir açık var. Bebek ölüyor o zaman. Yani bebek ölmeden bunu yapmak olmaz. Mümkün değil. Yani buradaki endikasyonu, buranın tek endikasyonu sezeryen yapmak. Evet. Yani başka bir şey değil. Yani durup bebek ölmesin diye, kanama dursun diye saldıracaksın. Bu defa bebeği öldüreceksin. Olmaz. Evet. Yani kendi kendine çelişkiye düşersin. Şimdi hukukçu arkadaşımız şüphesiz ki çok daha detaylı anlatacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kişilik haklarının aslında temel nokta oraya dayanıyor. Bir adam öldürme mi yoksa bir tam böyle term miadında doğum veya miadında tahliyeler için söyleyebileceğimiz tartışma neredeyse oraya geldiği için konuyu açtım. Kişilik haklarının oluşması konusu Akif hocamla paylaşmıştım. Aslında oradan maddeyi de okuyabiliriz. Evet, esasında 212 şöyle diyor. Bir çocuk madde. Bir çocuk 212 bir çocuk teneffüs etsin veya etmesin. Kendi başına kan dolaşımı olsun veya olmasın. Veya göbek bağı kesilsin veya kesilmesin, anasının vücudundan yaşar bir durumda tamamen ayrıldıktan sonra öldürülebilecek duruma gelmiş bir kişi olur. Esasında burada aynı. Henüz nefes almamış. İşte hani yani şöyle teneffüs şöyle veya ama diyor ya o zaman şöyle olacak. Tamam, teneffüs etmemiş. Ondan veya kan dolaşımı yokmuş diye şey yaparsanız, bunu birleştirirseniz o zaman zaten bir ölü doğumdan bahsediyorsunuz. Ölü doğan bir kişinin de orada bir problem. Evet, burada bir problem var yani bu yasanın. Hani yazılmasında bir problem var diye. Yazılmasında bir problem. Ya bilmiyorum, hukukçular ne der yani? KKTC yasasında kişilik haklarını tanımlıyor. Kişi olarak. Kişi sayıldığı haller. 212 o. Çetin bugün bana göndermişti. Oradan okudum bence yani. Fevzi Bey acaba gelebilir mi? KKTC. 212. Bu arada bir şeyi kısa söylemek istiyorum. Şu anda yansıda gördüğünüz hayat.org.tr bu adrese girip, o adreste akademik bölümüne girip, akademik bölümünden de vakalarla üreme hakları kitabımız PDF olarak, biz kitabın bütün haklarını kamuya devrettik. Oradan kitabı olduğu gibi indirip, PDF olarak indirip yararlanabilirsiniz. Örnek vakalar var içerisinde. Demin verdiğimiz bazı örnekler oradan alınma. O eseri de edinebilirsiniz. Yani PDF olarak edinebilir ve paylaşabilirsiniz yine. Şeyden kitabın tam metni, orijinal hali, sayfalarıyla, numaralarıyla, her şeyle beraber tam olarak var. Onu da size buraya kadar gelmişken hediye etmiş olalım. Tam PDF'ini indirip yararlanabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İdris Bey, buyurun. Teşekkür
Hepinize iyi akşamlar. Vallahi gide gele alıştık buralarda da konuşmaya. Bu mikrofonda bulunca mutlu oluruz. Ne olacak bilmem. Tabii bizim ceza yasamızın üslubu birazcık aksidir. Çünkü ceza yasamızın asli metni İngilizcedir. Ve 1985 yılında İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilirken meclisimiz bu Türkçe metni ayrı bir yasa olarak onaylamak yerine İngilizce asıllarının korunmasına ve ihtilaf halinde, yani Türkçe metinle İngilizce metin arasında oluşacak bir ihtilaf halinde İngilizce metnin asıl olacağına ilişkin bir karara varmıştır. Dolayısıyla wording tercüme kötü yapılmıştır. Hukukçular tarafından da yapılmamıştır tercüme. Yani yanlış hatırlamıyorsam Hasan Fehmi Bey'in yaptığı tercümelerde Hasan Fehmi Bey de hukukçu değildi. Allah rahmet eylesin. Tabii bizim ülkemizde hani Gürkan Hocam çok güzel anlattı. Türk Medeni Kanunu'nun 28. maddesi gibi bir yasal düzenleme yok bizim ülkemizde. Yani bizim ülkemizdeki kanunlara baktığımızda hiçbir yerde öyle bir düzenleme bulamayız bize desin ki ana karnından düştüğü anda, ana rahmine düştüğü anda tam ve sağda olmak şartıyla işte kişilik kazanacak diye bir düzenleme bulamayız. Tabii İngiliz hukuk sisteminin uygulandığı bizim ülkemizde medeni kanun sistemi de olmadığı için bütün bu konular dağınık dağınık yasalarda düzenlenmiştir. Kişilikle ilgili en önemli düzenlemeyi Fasıl 195 Vasiyet ve Tevarüz yasasında buluruz. Miras hakları bakımından düzenler. Ama özellikle çocuk düşürme ile ilgili konular sadece ceza yasasındadır. Ve bizim ceza yasamızda kullanılan, özellikle biraz sonra temas edeceğim 169 A maddesi var, 1989 yılında geldi. Gürkan Hocam aslında belki bu da ayrı bir ders konusudur hukuk fakülteleri için. Yasanın aslı İngilizcedir ama daha sonra yapılan tadilatlar Türkçedir. Hatta bazen görürsünüz ki cümlenin başı İngilizce, sonu Türkçe olur. Yani böyle bir hukuk içerisinde icraat yapmaya çalışılır bu memlekette. Dolayısıyla kısmen İngilizce, kısmen Türkçe ve kötü tercümeyle olan memleketimizde 1989 yılında Fasıl 154 Ceza Yasası'nda bir tadilat yapılmış. Bu tadilatla yasaya böyle aradan bir madde sıkıştırılmış. 169 A maddesi. Bu 169 A maddesi hamileliğin yasal bir şekilde sonlandırılması yan başlığıyla düzenlenmiştir. Hamileliğin yasal bir şekilde nasıl sonlandırılacağını ortaya koyar. Burada önemli unsurlardan bir tanesi rıza unsurudur. Diğeri de hamileliği sonlandıracak olan kişinin, yetkili kişinin Tabipler Birliği nezdinde kayıtlı olan bir kadın doğum hastalıkları uzmanı olacağıdır. Yani rıza ve yetkili kişi bizim yasamızda düzenlenmiştir. 10 haftaya kadar gebeliğin sona erdirilmesi ya suç oluşturmamaktadır. 10 haftayı aşan hallerde gebeliğin sona erdirilebilmesi için tıbbi zorunluluk aranmaktadır. Bu tıbbi zorunluluğu da belgelemek için gene yasamız, ben çok teferruatına girmeyeceğim. Bizim yasamız bu tıbbi zorunluluğu da belli hallerde, işte acil hallerde hekimin ve ilgili dal uzmanının kararıyla, işte onun dışında kadın doğum hastalıkları uzmanının yapacağı tespitlerle gibi bir takım koşullara bağlamıştır. Aciliyet ve normal haller diye ayırabiliriz. Rıza unsurunda ceza yasasını incelediğimizde hemen hemen Türkiye'dekine paralel bir durum vardır. Sadece kadının istemesi yetmemektedir. Evliyse eşinin rızası aranmaktadır. Evli değilse ve 18 yaşından küçükse anasının, babasının veya yasal vasisinin rızası aranmaktadır. Aklen malul bir kişi ise bu böyle bir halde de yasal vasisinin rızası da kafi değildir. İlgili eğer acil bir müdahale gerekiyorsa ilgili uzman hekimlerin de aklen malul olduğunu belgelemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bizim hekimlerimizin en çok dikkat etmesi gereken madde bu 169 A maddesidir. Gene bizim mevzuatımızda gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili başka bir düzenleme de tıp meslek ahlak tüzüğünün 28. maddesidir. Bu 28. maddesi de hemen hemen Fasıl 154'ün 169 A maddesiyle uyum içerisindedir, ancak
2005 yılında yapılmış bir tüzük olması hasebiyle ve fasıl 154'deki o tadilata dikkat edilmeden yapılmış olması hasebiyle rıza konusunda biraz daha esnek, biraz daha modern ve bana göre biraz daha doğru bir düzenleme içermektedir. Gelin görün ki eğer olay bir cezai mesele halini almışsa ve bir polis tahkikatı yapılacaksa maalesef hekim kendisini işte bu 28. maddeye dayanarak müdafaa edemez. Hekimin müdafasının olmazsa olmaz unsuru 169A maddesindeki koşullara uygun hareket etmiş olmasıdır. Baktığımızda bizim ceza yasamızda 169A maddesinden önce de 167 ve 168, 169 maddeleri yer almaktadır. İşte kadının kendi çocuğunu düşürmeye teşebbüs etmesi 7 yıla kadar hapislik cezası öngören bir suçtur. Bir kadının çocuğunu düşürmesi için o kadının rızası olmadan o kadına müdahale edilmesi 14 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suçtur. Bir de bunlar işte İngiliz zamanından kalan yasanın orijinal metninde olan hallerdir. Bir de 169. maddesi vardır ki o maddede işte kadının çocuk düşürmesi için bilerek ve isteyerek yasa dışı herhangi bir alet veya ilaç tedarik etme suçudur ki bu da 3 yıla kadar hapislik cezası öngörmektedir. Hamileliğin 169A maddesi tahtında yetkili olmayan bir kişi tarafından sona erdirilmesi 3 yıla kadar hapislik öngören bir suçtur. O da ağır bir suçtur. Ve hamileliğin 169A maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemelere aykırı olarak yani o hamileliğin sona erdirilmesine ilişkin sebeplere aykırı olarak sona erdirilmesi de gene 169A maddesi tahtında 3 yıla kadar hapislik cezası gerektiren ağır bir suçtur. Tabii yasanın kendi içerisinde de çelişkiler vardır. Hocam biraz önce 212. maddeye temas etti. Doğsun ya da doğmasın, işte teneffüs etsin ya da etmesin, göbek bağı kesilsin ya da kesilmesin. Ben tıbbi olarak bunu açıklayamam. Göbek bağı kesilmeden nasıl sağ olduğunun izah edilebileceğini herhalde siz bu konuda bize ışık tutacaksınız ama önümüze de hiç böyle bir dava gelmiş değildir. Yani ben 15 yıldır aşağı yukarı avukatlık yaparım. Son 45 yılın hemen hemen bütün içtihatlarını gözlemleme şansım oldu. Yani en azından son 45 yıllık dönemde böyle bir vaka görülmüş değildir. Allah'tan ki görülmemiştir. Çünkü zaten savcılığımız hareket özürlüdür. Zaten polisimiz hareket özürlüdür. Böyle bir dava gelseydi bu terminolojinin içinden nasıl çıkacaktık bilmem. Şimdi işte. Efendim? Şimdi. Bilmek şimdi de o vakaya girecek mi girmeyecek mi? Yani, bizim gene ceza yasamızda o 212. maddeden başka kişiliğin ne zaman doğduğunu, cinayet olarak ne zaman değerlendirileceğini, hamileliğin sonlandırılması olarak ne zaman değerlendirileceğini düzenleyen spesifik bir konu, spesifik bir kural bulunmamaktadır. Ama işte miras hukukundaki belirtiler ya da ceza yasasındaki düzenlemeleri dikkate alırsak aslında 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki gibi olduğunu söylemek zorundayız durumun kanaatindeyim. Hal böyle olunca hekimlerimizin vazifesi çok büyüktür. Maalesef tüp bebek uygulamaları, işte hocam da söyledi, tüpte de artık çocuk vardır. Özellikle tüp bebek uygulamalarının hayatımıza girmesi, bu işin iyi bir ticari alan yaratması, mesleki ahlakı da birazcık sarsmıştır temelinden. Belki birazcık kelimesi de kibar kullanılmış bir kelimedir. Ve maalesef gözlemleyebildiğimiz kadarıyla aslında çok iyi bir denetim sisteminin olmaması, kaçaklara, hani siz dediğiniz ya yasalar engel olursa merdiven altına iner, bizde de serbestlik var, denetim yok, merdiven altına da inmeye gerek yok, aşikar bir şekilde işler yapılıyor. Türkiye'de yasaklar olduğu için burada biraz daha... Allah'tan ki Türkiye'de yasaklar oldu, biz bir gecede, ben geçtiğimiz yıl bu konuda bir sunum yaptıydım, biz bir gecede üremeye yardımcı tedavi merkezleri tüzüğünü değiştirdik 2009 yılında ve Türkiye'den dikte ettirilen haliyle bir tüzük uygulamaya başladık. Ondan sonra da halt ettik organ nakli yasası altında. O tüzükleri kaldırdık, daha tüp bebek tüzüğümüzü yürürlüğe sokamadık. Şimdi tam bir kaos dönemi içerisindeyiz. Hangi mevzuata göre denetim yapılacak? Tüzük çıkmadıysa tüp bebek uygulamalarını yasaklayacak mısınız, devam mı edecek? Maalesef bu kayıtları da bildirmiyor merkezler. İşte bütün bunlar da günün sonunda aslında hekim için bir risk oluşturuyor. Yani 3-5 kuruş daha fazla, gerçi tüp bebek uygulamalarını düşündüğümüzde 3-5 kuruş herhalde 3-5 milyon
olarak ifade edilmesi gerekir. Bir miktar daha fazla para kazanacaksınız diye kayıt düzenine uymamak hekim açısından büyük bir risk teşkil etmektedir. Çünkü aslında hekimin emniyeti kayıt düzenidir ve son zamanlarda mahkemelerimizdeki davalara baktığımızda hekimler aleyhine malpraktis davalarında ciddi bir artış vardır. Artık avukatların da sayısı çoktur maalesef ve kendilerine yeni iş alanları arar avukatlar da ve hekimler aleyhine gitmek için de fesini atarlar, çaba harcarlar. Görüyoruz ki mahkemeler de buna prim veriyor. Dolayısıyla hekimler aleyhine olan tazminat davalarında ciddi bir artış vardır. Devletimiz iyi idare yasası diye bir yasa icat etmiştir. Aslında idare hukukunda var olan prensipleri yasa haline getirmişlerdirler. Orada da idare hukukuna ters olan bana göre başka bir müessese getirilmiştir. Özellikle kamu görevlilerinin çok yakından ilgilendirilir bu konu. Bilindiği üzere hukukta prensip olarak işveren tazminat sorumluluğuna sahiptir. Personelinin, çalışanının yarattığı kusurdan dolayı ama rücu etme hakkına sahiptir çalışanına kusuru oranında. Bizim iyi idare yasası becermiştir bu işi de doğrudan doğruya kusuru olan kişiye de tazminat davası açılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla işte eskiden Sağlık Bakanlığı'na dava edecekler. Sağlık Bakanlığı'na dava edesin tazminatı bana bir şey olmaz düşüncesi artık doğru bir düşünce değildir. Kayıt düzenine uyulmasını ben şiddetle tavsiye ederim. Her şeyin usulüne göre yapılmasını tavsiye ederim. Maalesef fetüslerin istemli bir gebelik sona erdirilmesi halinde fetüslerin defniyle ilgili açık düzenlemelerimiz de bulunmamaktadır. Ama burada ama kimseye... Var mı hocamıza ben onu soracaktım. Türkiye'de var mı böyle bir düzenleme? Var. Cenin defini diye. 22 hafta üzeri herhalde. Yok yine hani şey için hani incelemelerde sadece şeyi görmüştüm ben. Hani atık tıbbi atık olarak değerlendirildiği yani konusunda olarak, bir yani şeye uğradım. Şey ama söylediğim 500 gramın üzerinde olanların sanırım öyle bir şey yok. Mernis şöyle işlenebilmesi için kişi olması evet. gerekiyor. Mernis'e işlenmediği zaman da yani defin edilmiyor. Evet. Demek ki defni şöyle söyleyeyim. Resmi bir şekilde değil ama zaten gömme işlemi yapılıyor hani. Bir doğa okuyabilir. Parça alındığı zaman atılıyor ama kontrolü yönetmeliği diye bir yönetmelik. Uygulama değil, görmedim ama dediğiniz olabilir. Onu sordurttum aslında. Geçen hafta da öyle bir şey. Yani 2 hafta önce 500 gram üzerindekilerin defin işlemi yapılması gerekiyor. Yani yasal gibi söylediler bana ama bilmiyorum. Belki de dediğiniz hani şey ama bir kişi öldü şeklinde değil. Yani nüfus kaydından yok, düşelim değil. Şey şeklinde evet, değil. Evet. Aslında hani söylediğim evet. bir kişi gibi değerlendirmedim. Ama yoksa mesela kol da kesildiği zaman, bacak da kesildiği zaman aileye mesela soruluyor. İsterseniz tıbbi atık olarak verin bir enfeksiyon riski evet. yoksa ya da alın işte izin alıyorsunuz mezarlıklar müdürlüğünden bir yere gömülüyor. Kaçak gömülüyor. Hani zorunlu değil. Ceset olsa zorunlu olarak belli bir işlemi var. Onlar için öyle değil. Esasında şöyle tıbbi atık aşağıda çeşitlendirilmiş enfeksiyöz atık ve patolojik atık diye biraz önce Gürkan'ın gösterdiği gibi sonra enfeksiyöz ve patolojik atık şeklinde bir ek-2 tablosu var. O tablo içinde fetüsten bahsediyor. Burada herhangi bir gramı yok. Gramı yok. Sonra da bunların bir şekilde şurada tam başlığını okuyayım. Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi başlığı altında yakılmasından bahsediyor. Yazılamıyor, yazamıyorlar. Şimdi krematoryum tarzında bir şey olacak. Hayır, şöyle tereddüt ediyorlar. Ay, yakılması diyor şu anda. Ha, diyor artık. Yazmış diyor, işte evet, burada. Çok önemli. Yakılması işte bertaraf edilmesini de parçası gibi değerlendiriyor. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle söylüyorum. Şimdi bu olaylardan sonra biz de yani patolog olarak bayağı bir dehşet şeyine girdik. Bu atıklarla ilgili olarak. Ama Gürkan hocamızın anlattıklarından sonra yani biraz burada mesela bu madde 33'te tıbbi atıkların yakılması diyor. Direkt olarak tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilir diyor ve bu da belediyelere görev verilmiş ve işte bu nasıl yakılacağı, nasıl olacağı hepsi alt alta yazılmış artık yani. Burada Sağlık Bakanlığı'nda iki tane tıbbi atık yakma fırını var bir makinesi. Bu şekilde ama tabii ki bunların hepsini kayda tutulduktan sonra işte belirli ondan sonra yapılıyor tabii bu işlemler hepsi. Maalesef mevzuat özürlüyüz biz. Yani Türkiye'den mevzuat iktibas edip buraya getirmeyi yapıyoruz ama
Hani Türkiye'de tam donanımlı bir mevzuatı biz buraya kuş ederek, parçalayarak getiriyoruz. İşe yarayacak kısımları çıkıyor, işe yaramayacak veya işe yaraması için takviye edilmesi gerekecek şekilde kısımlar burada bırakılıyor. Her halükarda benim gene yani hekimlerimize çağrım olsun buradan, illaki bir defin işlemi yapılmayacaksa bile en azından dağlara, tepelere, ovalara da göndererek bu işleri yapmasınlar. Çünkü bıraktık insan haklarını, bıraktık bedenin, işte cenin haklarını, toplum düzenini de düşünmek lazım. İnsan, kamu vicdanını da düşünmek lazım. Yani ovalardan, bayırlardan fetüs çıkması kabul edilebilir bir durumda değil. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani Kıbrıs yasalarına baktığınızda da 10 haftanın üstünde bir istemli düşük demeyeceğim artık. Düşük yaptırılıyor ise bu zaten yasa dışı bir şey. Tabii, dolayısıyla tabii. Bunu da tıbbi atığın içine sokup da ondan sonra gönderemezsiniz. Yani. Tabii. Zorunlu olarak tıbbi atığın içine. Enfeksiyoz atığın içine de girdiği için zaten tabii. O da bir zaten orada da şey olarak. Yani yasal mevzuatımız enfeksiyoz olacaksa bir cesedin, bir bedenin ya da işte gerçi bunun ceset sayacak mıyız, saymayacak mıyız tartışması sonuçlanabilecek durumda değil mevzuatımızdaki eksiklikleri dolayısıyla ama enfeksiyon yaratma riski varsa bizim defin yasamıza baktığımızda o defin yasası kurallarına göre de defnedilmesi gerekir. Defnediliyor zaten. Mesela biz hastanede bazen yani adli olmayan bebek otopsilerinde hastalardan onay alıyoruz. Kadın doğum alıyor genelde bunu. Bazen biz alıyoruz, bazen kadın doğum alıyor. Kendini defnetmek istiyor yoksa bizim mi defnetmemizi istiyor diye ifade onay alıyor yani. Yalnız var, yalnız fötüs mü bebek otopsisi mi? Yani işte yaşayıp mı daha sonra? 20 haftanın 6 bizde patolojide, 20 haftanın 6 otopsi olarak değerlendirilmiyor zaten. Ona yani onu yine otopsi şeklinde açıp değerlendiriyoruz ama onu otopsi protokolüne koymuyoruz. Ve defin ile ilgili onam almıyoruz o zaman. 20 haftanın 6 olunca böyle bir onam almıyoruz. Onu bir patoloji spesimeni gibi değerlendiriyoruz. 20 haftanın üstü otopsi yani fetüs şey bebek olarak alıyoruz. Fetüs değil artık anladım. Bebek. O zaman öyle bir onam aldığımız için bazı aileler de kendileri alıp defnediyorlar ama bunlar anne karnında ölmüş cenazeler aslında. Yani bu tartışmaya bu açıklık getirebilir bence. Hani öyle bir yasal düzenleme olmasa da yapılıyor. Uygulamada var ama yasada yok. Evet, uygulamada var, yasada yok. Yani bir kez daha şunu da söyleyeyim. Yani aileler kendi defnedecek denildiğinde yanlış bir kelime yönlendirmeyin. Aile onu alıp kendi mezarına gidip belediyeye veya muhtara çocuğu kayıt getirip düşüyor. Buraya gömelim. Ama bir nüfus kaydı yok. Kayıt olmayabilir. Yok o ayrı bir şey. O ayrı. Yani kimse gidip de dağda bayırda evet. Gömmüyor çünkü. Gene mezarına gidip bir köşesinde taş bizim morgda teslim oluyorlar bu bebekleri. Bizden değil. Otopsileri biz yapıyoruz. Bazen morgda yapıyoruz. Küçük cenaze ise kendi servisimizde, laboratuvarımızda yapıyoruz. Cemal'den söylemeyeyim mi bununla ilgili? Cemal Bey, evet. Ben bir soru yönelteceğim evet. Hocam ama. Buyurunuz. Sayın avukatımız bir ifadede bulundu. Yani bu böyle geçmesin. Önce onu düzeltmek istiyorum. Yani bu yasal özürlüyüz. Yasalarımızda eksiklik var. Şu var, bu var lafı Kıbrıs'ta iş yapmamanın en önemli gerekçesi. Yani bunu bir şey yapalım. Evet, evet, önce evet. Bir mevcutları uygulayalım da evet. Eksikleri sonra konuşalım. Doğru yani, Cemal Bey söylediğin gibi. Bu buna sığın yani böyle bir geçmesin. Çünkü iş yapmak istemeyen kamudaki her düzeydeki görevli, siyasi veya bürokrat, memur zaten yasada veya yok diyor. Özelde ve hepimiz. Onu da bir kaçma yasa, alanı olarak. Bu tamamen iş yapmamak için bir bahanedir. Bizde İngiliz hukuku sonra işte Türk hukuku eklemlenmiş bir yani tam ideal bir düzen olmasa da suçluyu cezalandıracak, yanlışı düzeltecek gerekli hukuki altyapı da vardır. Dahası zayıf da olsa bir denetim mekanizmamız var. İşte Sayın Müsteşar burada biz yani, çok ilginç bakarlar. İngiltere'de anayasa yoktur, her şey çok güzel işler. Bizde mevzuat binlerce sayfa işlemez. Onu not edelim. Yani onu biraz da kafa yapısıyla gelir hocam. Kesinlikle. İşimize geldiği zaman mevzuatı görürük. Demek ki yani biz işimizi yapmak için yasa yoktur. Falan yoktur, falan yoktur. Godoy'u bekler gibi her zaman yasa çıkmasını bekliyoruz diye kamu yerinde oturuyor. İşte onu geçelim. Biz çok ilginç denetimler yaptık. Siz de bileceksiniz. Yani işte Müsteşar Bey de burada. Daha Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu atanmadan biz gittik klinik baskını yaptık. Klinik mühürledik. Aslında yetkisiz işlem yaptık. Hukuk anlamında yok hükmünde işlem yaptık. Ama yapılması gereken bir şeydi.
ve o işlerde vesile oldu. Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu atandı. Şimdi çalışmaları hazırlanır. Daha önce de çalışmaları da yok, tüzük çalışmaları falan da. Ama tüzüklerde Cemal Bey'in dediği gibi tüzükler eksik de denetlemeler yapılmadı. Değil. Yapılıyor. Sizin de artık denetlemeler yapılıyor. Artık yani denetlemeler yapılıyor. Yasalar yapılıyor. Olmamasına rağmen mevcut şeyleri girmeyelim. Ne kadar tamamdır, ne kadar eksik. Evet, eksiğimiz olduğunu kabul edelim. Burada sabaha kadar tartışırız. Nasıl denetlendiğini 40 yıldır memlekette konuşuruz. Yani o tartışmayı açmayalım. Hocalar. Teşekkür ederim. 10 hafta, 12 hafta, 16 hafta gibi bazı ölçütler konuyor. Gebeliğin sonlandırılmasında yasal olarak. Yani bunu biz de o da temsilen sağlık adına konuşurken soruluyor. Niye 10 hafta, 8 hafta, 16 hafta? Yani buna tıbbi bir açıklama var mı? Yani bir hukuk tıp ben neye dayanarak bu şeyi veriyor? Esasında şöyle işte söylediğim gibi 10 haftadan 11 haftaya geçince artık embriyo fötüs oluyor. Tamam. Orada bir mantık var. Deniyor ki ben embriyoyu istemli olarak düşük yapılmasına izin veriyorum diyor yasa. Cinsel saldırı 20 hafta olmasının nedeni de biraz önce söylediğim gibi esasında burada bir yaşam kabiliyeti olabilir mantığıyla 20 haftayı koymuş. Bana da mantıklı şey geldi bu yani hani makul. Makul geldi yani. Hani çok kadın doğum uzmanlarına da sordum. Ya niye 20, niye 10? Hani mesela birdenbire sorunca herkese ilginç geliyor hakikaten şey. Ama yasa koyucu bir şekilde birilerine danışmış ve bu haftalardan dolayı embriyo bitiyor, fötüs başlıyor, istemli düşük. 20 hafta cinsel saldırı. Niye? Çünkü yaşam kabiliyeti başlıyor ondan sonra. 500 gramın üstte olduğu için. Düşüncesiyle peki, buna izin vermiş. Peki Avrupa Birliği'nde neden 12 hafta ve neden 24 Avrupa Birliği'nde hafta? Değil esasında. Şöyle bazı ülkelerde 12 hafta, bazılarında 8 hafta diye verilmiş. Bazı gibi yani evet yani orada da 12 hafta olarak kabul edilmiş. Yani cinsel saldırıda da 24 hafta. Gibi yani işte bu hani bizde bence hani şöyle söyleyeyim bizde ne olur yan yana konu. Burada 8, burada 12. Bizde ortalaması, hani, ortalaması 10'dur. Bu da tam ondan da şeye denk gelmiş. Embriyodan fötüse geçişe denk gelmiş. Hani bu beni bana kişisel olarak cazip geldi mesela. Hani bir kadın doğum uzmanının tartışma sırasında doğru mu değil mi bilmiyorum. Kadın doğum uzmanı var mı aramızda? Onun şu anda hocam çok özür diliyorum. 11. haftada kemik oluşmaya başlıyor şeklinde bir şey vardı. Bir böyle bir panelde 10'dan 11'e geçerken bu da mankul bir haftadır şeklinde bir şey vardı. Onun da bir savunusu vardı. Yani hani ne kadar doğru onu bilmiyorum yani. Tabii ben şöyle bakalım olaya. İlk 4 haftayı saymayalım. Hiç zaten hayır, bilemeyiz hayır, bile yani. İlk 4 hafta yok. Tabii ki. Geri kalan karar verme süreci. Ama kişilik ona, olarak algılanmıyor şey, zaten. Şey olarak söylüyorum ben. Yasa, hayır, ilk 4 haftayı saymayın dediğim. Yok aslında. Hayır, ilk 4 haftayı saymayın dediğim zaten adet gördüm 4 hafta. Evet, tabii ki. Tırmaz. Tabii. Hamile olduğunu hissedilmesi 5. hafta başlar ona. Tespit edin. Peki biz bu aileye karar vermeye için 24 hafta verdik. Yani dolayısıyla o süreç 10 hafta süreci ben öyle bakarım olaya. Yani makul bir düşünme, karar verme süreci. 2 hafta. Yoksa 6 hafta değilim. Zaten 5,5 haftada fark eder. Ötesinin karar vermesi. Veremez. Kocası da zaten yurt dışında gitmesi lazım. Şöyle bir şey var. Bu arada hani Türkiye'deki uygulamada eğer kadından izin isteniyorsa yine tüzüğün kendisi şöyle söyler. Der ki eş yoksa, eşten olduğuna dair bir belge getirirse kadın, imzalı bir belge getirir ve sonra bir belge daha imzalır. Bu imzanın doğru olduğuna, eşimden olduğunun sorumluluğunu üzerime alıyorum derse, bu imza artık geçerli bir imzadır. Tüzük aynen bunu ifade etmiştir. Fakat nedense şu anda mesela kurumlarda böyle bir şey var. İlla ki erkeği de görmek istiyorlar mesela. Zorlaştırmak. Her şey için. Bir diğeri de... Kadının rızasının dışına çıkartmak. Aynen. Bir de evet. O ayrı. Bir de hali hazırdaki uygulamada da mesela 8 haftayı baz alıyorlar. 8 haftayı geçtiği konusunda bir kuşku oldu mu uzak duruluyor. Bir diğer hani tartışmada bu 10 hafta meselesinde bir... makale okumuştum ve meclis tutanaklarındaki tartışmalara bakmıştım. Yani yasal düzenleme ile ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bir yandan bilimsel tartışma devam ederken bir yandan da Diyanet'ten de görüş soruldu. Hani Diyanet'ten de soru görüş sorulmuş. İkisinin arasında yani o hem makalede hem de o tartışmalarda
İkisinin arası bir formül bulunmuş ama örneğin bu 4 haftaya çekilelim tartışması başladığı zaman ülkede Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası ve diğer kadın örgütleri hani benim bedenim benim hakkım diye yola çıktığı zaman şunu söyledi. Dünya literatüründeki yaklaşıma göre yani istemli düşeye izin veren ülkelerin genel yaklaşımına göre cinsel saldırıda 24 haftaya, gebeliğin sonlandırılmasında da 12 haftaya çıkarılmasını talep ettiler. Mesela şey olarak yani niye bu konuda da tam bir açıklama yok. Yani aslında haklı sorular bunlar. Fakat şey hususu yani şu anda aslına bakarsanız bu 10 haftayı koruma, bu mevzide kalma problemi bile var artık ülkede. Bir tartışma çünkü bakın hani biz öyle okuyoruz ki açıklama yaptığı zaman... Birileri açıklama yaptığı zaman bunu yasa zannediyoruz. Kadın gününde nüfusun arttırılmasına yönelik terkinde bulundular. Mesela bir de hani şeyler. Hocam kayıtları kapatalım ben rahat konuşalım bir şey. Ben kameraya bakıp bakıp. Evet adli tıp İdris Bey katkı koymak istediğiniz bir şey, pardon devam edeceğiniz bir şey yok mu? O da gelsin isterseniz lütfen. Buyur gelin lütfen. Hani herkes yeterince. İdris Bey'in katkılarını da alalım. Tamamlanmış olsun. Zaten konu hep gayet güzel ele alındı. Hocamız her şeyi adet açısından söyledi. Tabii ki avukatımız da birçok şeye değindi. Ben ne yazık ki ile başlayayım. Tabii ki hocam anlattı. Ne yazık ki bizde de tıbbi atıklarla ilgili bir tüzük yok. Yani ama yerleşmiş bir uygulama var. Kadın doğum servisi klinik şefimiz emekli oldu. Başhekimimiz var. Yani müsteşarımız buradan. Biz genellikle buna uyuyoruz. Benim dikkat ettiğim, morga da sürekli sorduğum, Minel Hanım da söyledi. 20 hafta özellikle üzerindeki bebeklerde normal cenaze işlemi uyguluyoruz. Morga teslim ediliyor ve biz ilgili cenaze hizmetlerini arayarak alınmasını ve mezarlıkta bir köşeye gömülmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla Sayın Avukat'ın dediği gibi hani başka yerlere gömülmesi gibi bir durum yok. İhtiyaç yok. İhtiyaç yok. Ama belirlenmiş bir yasal sınır var mı? Ne yazık ki bizde de yok hocam. Yani bizde de böyle bir şey yok. Ama yapılması gerekiyor mu? Kesinlikle şey. Ama tabii benim ne yazık ki dediğim konulardan bir tanesi de sizin bahsettiğiniz cinsel istismar vakalarındaki 20 hafta sınırı. Filiz Hanım'a olay nedeniyle bahsetmiştim. Siyasilere bahsettim. 6 savcımızla görüştüm, 2 yargıcımızla görüştüm. Beni halen üzen bir husustur. 13 yaşında bir kız çocuğumuz cinsel istismar sonucu hamile kaldı. Mehmet Bey hatırlayacak. 12 haftalıkken tespit edildi ama yasalarımızdan dolayı biz bunu sonlandıramadık. 20 hafta yok galiba değil mi? Yasal işte onu söyleyeceğim. Yani 20 hafta geçtik, 12 haftalığı biz sonlandıramadık ve bu kızcağız anne olmak zorunda kaldı. Yani edildi ama işte yani hani acilen bu konuda düzenleme yapmamız gerekiyor. Yani biraz eleştiri. Kesinlikle bu 20 hafta sınırını koymamız gerekiyor. Bir diğerini yine yaşadık. 21 yaşında zeka özürlü bir hamilelikte de aynı şekilde 19. haftada yakalamamıza rağmen sonlandıramadık. Ama üzülerek söylüyorum tabii Mehmet abi ilgili de buradaki yasada 169A'nın 2. B fıkrasında yazmış. Akli hastalıklar konulmuş anne için ama bunu uygulayamadık. Kimse bu sorumluluğun altına girmedi ve yine bu şekilde doğum gerçekleşti. Bunlar bizim Türkiye'deki yasalardan bizde gördüğümüz eksiklikler. Yani şu anda bazı şeyler uygulamada var ama yazılı hale getirmemiz gerekiyor. Ama bu 20 hafta meselesinde yani cinsel istismar sonucu oluşan hamileliklerde de bir an önce Sayın Avukatım şey diyor. Ya aslında madem yapılabiliyor bu 169A'ya bir ekleme çok basit bir şey. Ama son dönemde cinsel istismar vakaları. Türkçe bir eklesinler İngilizce. Türkçe ekleyelim. Kesinlikle. Arapça eklersin. Yani Türkçe eklemek lazım. Sıkıntı olmaz okurum. Yani bir diğer hususta vakanızdaki durumu değerlendirdiğimizde hani bizde de bunun tam net bir değerlendirmesi yok.
Ama TCK'da dediğiniz gibi 87'ye 1 ve 2 var. Orada da düşündüğüm zaman, şimdiki hani bu gündemimizdeki konularla birlikte de değerlendirdiğimiz zaman bu şekilde 7 ay diyorsunuz. Madem 28 haftayı biz dış ortamda yaşama kabiliyeti var kabul ediyoruz. O zaman bu bir düşük değil. Normalde bir erken doğum gibi. Ama şöyle bakın, bunu terminoloji şeye bakın, eğer hani canlı doğum diyelim, bir de ölü doğum var. Yani işte bu bir canlı doğum gibi. Canlı doğum ise Adli Tıp Kurumu bilmiyorum gelecek olan, ama ben de Adli Tıp'a gönderilmiş olarak duydum. Yani eğer bir canlı doğum ise, nefes aldıysa, sonra bir ölüm nedenine bakacağız. Ondan sonra tabii ki bilmiyorum. Yok, ben sizin olgunuz için... Bu 212'nin özüne bakarsanız son maddesi işte, yani yaşayan kişi ancak öldürülebilir. Yani ölü doğmuş bir kişi nasıl öldürülecek, anlatabiliyor yani, oradan çıkacak şey o yani. Orada başka bir şey yok yani. Sonuçta bilmiyorum tabii ki, burada hukukçuların mutlaka görüşü önemli. O maddede yani öldü, yaşamayan kişiyi nasıl öldüreceksin zaten? Aynen öyle. Yani doğum bir annelik kazandırıyor ise, doğum aynı zamanda bir kişilik kazandırıyor mantığı güdüldü bence. Çünkü 1960'lı kaçlı yıllara ait o İngiliz yasası Sayın Abdur? 40'lı yıllar. 40'lı yıllara ait bir yasa. Muhtemelen bu tarzda bir bakış açısıyla yazıldığı için. Yani doğumla birlikte bir annelik tanımı yapılabiliyor. İşte hayır, doğumla birlikte bir son bebek tanımı yapılabiliyor. Kişi olarak. Evet, hayır. Kişi de yani son şey çok önemli. Yani son satırı çok önemli. Yani diyor ki öldürülebilecek duruma gelmiş bu kişi olur. Nasıl? Yaşar bir durumda tamamen ayrıldıktan sonra. Yaşar bir durumda tamamen bir durumda. Hayır, tamamen nefes, zaten siz nefes aldıysa kalbi de atar zaten. Ama ya da burada da polisin burada da o yüzden yapılacak olan otopsiler çok önemli. Yani özellikle makroskopik değerlendirme, mikroskopik tabii ki sopatolojik inceleme yapılıyor ama hani çok kapsamlı iyi bir makroskopik incelemenin yapılması lazım. Yani buradan verecek karar, yani orada verecek karar, buradaki yapılacak olan işleme çok çok şey oluyor yani, bağlıyor bizi. Yani buradaki uygulamalarda da son bir söz söyleyeyim. Yani polisteki uygulamalarda da kesinlikle canlı doğduktan sonra kişi olarak kabul ediyor. Yani aynen öyle. Yani uygulama da öyle. Ha, rıza konusunda, anne baba rızası konusunda bu bebeklerin, o istismar bebeklerinin alınması konumunda da polisin bir çekincesi vardı. Babanın da rızası alınmalı mı diye çekincesi vardı buradaki olayda da. Bakın, yapamamış olmamıza rağmen polisle yaptığımız görüşmelerde bir çekince ortaya koydular. Olur da alınırsa diye. Çok teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. Resmi bir evlilik yok. Hayır, cinsel istismar tamam. Bir de cinsi yani, bir de bu nasıl gündem, yani hakikaten ne erkekçi bir yaklaşım, hakikaten akıl almıyor yani şeyde. Sağ olun. Şeyce aklım almıyor yani. Son şey kesin. Sadece şunu aslında biraz konuşurken şunları söyledik. Biz bu yasal düzenlemeleri çok son derece burada yetkin hukukçular, tıpçılar bir arada, çok sevindirici. Kıbrıs'ımız adına gerçekten çok sevindirici bir durum. Şöyle söyleyeyim, istemli düşük uygulamalarının uluslararası belgelerde, kadın hakları ile ilgili uluslararası belgelerde yeri vardır ve tanımlanmıştır ve kadınlara bir hak olarak ilan edilmiştir. Yani ülkeler şeyden dolayı bunu kabul etmediler. Hani oturup kendi inisiyatifinde değil, Kahire bildirgesine gidip imza attılar. Bütün ülkeler Birleşmiş Milletler'in toplantısında ve sonrasında Pekin'de de imzaladılar. Ve orada da aynı şey yazıyordu. Diyordu ki bütün kadınların ihtiyaç duymaları halinde istemli düşük uygulamalarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaya hakkı vardır ve devletler bundan sorumludur. İkincisi, istemli düşük gerçekleşmesin diye her türlü önlemi almak zorundadır. Onu da açıkça koyuyor. Yani liselerde bilgilendir, ortaokulda bilgilendir, çocukluktan bilgilendir ya da şu anda
ben bulaşıcı hastalık, yani erkek arkadaşımla ilişkiye giriyorum, kız arkadaşımla ilişkiye giriyorum, bulaşıcı hastalıklar konusunda nasıl korunabilirim diye rahat gittiği bir kapı var mı ergenlerin 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında? Yasak tıbbi müdahalede bulunamıyoruz 18 yaşını doldurmamışsa. Şimdi o imzaladığımız belgeler şeyi de söylüyor. Bunları bilgilendir de diyor. Ve bunlara açık hale getir, hizmetlerden yararlansın diyor. Ama yok, şu anda bir yandan gelse 16 yaşında bir kadın ya da 15 yaşında çocuk, erkek arkadaşımla ilişkiye giriyorum, ben nasıl korunacağım diye sorarsa, Türkiye'deki yasaya göre cinsel istismar suçu olduğu için bildirmek zorundayız. Hiçbir çabuk çocuk kapıya gelmez. Bir son olarak da şiddet mağduru çocuklar da uluslararası belgelerde özellikle tanımlanmış ve diyor ki şiddet sonucu, yani burada çok yanlış bir karar. 13 yaşında bir çocuğun dünyaya getirilmesi, o çocuğun hayatının elinden alınması. Anne nasıl olacak? Çocuğu emzirirse ne olacak? Emzirmezse ne olacak? O çocuk annesinden emdikten sonra anne bakmak istemezse, sorumluluk alamayacak durumdaysa, yeterli bir endikasyon var orada ve bunu gerçekten bir akıl tutulması olarak değerlenme. Hakikaten yani böyle bir şeyi 13 yaşındaki bir çocuğun şeyi söylüyor. Bütün dünya söyler. Erken yaş gebelikler çok ciddi hayati tehlikeler içerir. Yani bunu da mı görmemek? Evet, çok erkekçi bir toplum. Çok teşekkür ediyorum katkı koyan herkese. İyi akşamlar diliyorum herkese. Arkadaşlar, arkadaşlar. Size çok küçük Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği hediyesi olarak Lefkara işi, kadınlarımızın yaptığı el işleri, göz nurlarıyla yaptıkları çok bir teşekkür iş. Ediyorum, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz.